önemli tecrübelere sahip insanların burada olması da bizim için çok önemli. Salimeciğim, sana bırakacağım bundan sonraki kısmı. Tekrar herkese teşekkür. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. El cerrahisi ve rehabilitasyonu sohbetlerindeyiz. İkincisinde ekstensör tendon yaralanmaları ve rehabilitasyonundan bahsedeceğiz. Liderimiz diyelim Bülent Hoca'nın da bahsettiği gibi tartışma kısmı en önemli kısım. Orada da sorularınızı ve katkılarınızı diğer katılımcıların bekliyoruz. İlk konuşmacımıza ben söz vereyim. Sevgili doçent doktor Zeynep Hoşbay, ekstensör tendon anatomisi ve patofizyolojisi ile bize bir sunum hazırladı. Teşekkür ederiz Zeynep'ciğim. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle ben de burada olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bir taraftan da ekranımı paylaşayım yavaş yavaş. Geliyor sanırım ekranım. Sorun yok gibi gözüküyor. Herkese iyi akşamlar. Ben de dediğim gibi herkesi görmekten ve burada konuşma şansı yakaladığımdan dolayı çok mutluyum. Ben bugün ekstansör tendon anatomisi ve patofizyolojisini özetlemeye çalıştım. Özellikle de tartışmaya, olgu sunumlarına vakit kalsın diye çok kapsamlı olan ekstansör tendon anatomisini 10 dakikalık bir sürede kısaca özetlemek istiyorum. Geçmiyordu. Şimdi sunum akışında genel bir giriş, anatomik yapılar, ekstrinsik, intrinsik anatomiye bakış ve gözden geçirmesi gerekenler çıkarımlarla sunumumu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi daha önceden de konuşuldu ve baktığımız zaman literatürde fleksör tendon yaralanmalarını içeren çalışmaların çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Aslında ekstansör tendon yaralanmaları çok daha fazla karşımıza çıkıyor ama sanki literatür hep fleksör tendonu ele alıyormuş gibi bir yaklaşım var. Aslında ekstansör tendonlar elin fonksiyonunu sağlamak için gerekli kompleks kas tendon sistemleri olarak önemli. Peki başlarken biz neleri bilmemiz gerekiyor? Aslında dediğim gibi hep böyle bir fleksör vurgusu var ama ekstansör tendonlar birçok manipülatif aktivitede, kavrama gibi aktivitelerde elin fonksiyonelliğini sağlamak açısından önemli. Ve ekstansör tendon yaralanmaları iyi tedavi edilmediği zaman elde çeşitli deformiteler, kavrama fonksiyonunda bozukluklarla bizim karşımıza çıkıyor. Peki ekstansör tendon anatomisini nasıl özetleyebilirim? Ben bu konuşmayı hazırlarken bu kadar kapsamlı bir konuyu nasıl özetleyebilirim diye düşündüm. Ekstrinsik ve intrinsik olarak iki basamakta ele alabileceğimizi görüyorum. Şimdi ekstrinsik kaslar bizim ekstansör grup kaslarımız. Baktığımız zaman dirseğin lateralinden başlayan yüzeyel ve derin olarak iki grup olarak dirsek lateralinden başlayarak geliyorlar el bileği seviyesinde dorsal fasyada. Ve dorsal fasyanın orada el bileğinde kalınlaşmasıyla bizim karşımıza ekstansör retinakulum çıkıyor. Ekstansör retinakulum bizim ön kol fasyamızın kalınlaşmasıyla oluşuyor ve 6 tane kompartmandan meydana geliyor. El bileğinde ekstansör tendonların da bol stringenin yine önleyen, engelleyen bir yapı, önemli bir yapı. Ve bu 6 kompartmandan baş parmaktan itibaren abduktör pollicis longus, ekstansör pollicis brevis birinci kompartmanı, el bileği, ekstansörlerimiz longus ve brevis ikinci kompartmanda, ekstansör pollicis longus 3, digitorum communis ve ekstansör indicesimiz bizim dördüncü ve digit minimi 5, ekstansör carp bunlar ise altıncı kompartmanda el bileğinden geçtiklerini görüyoruz. Ve daha sonra el bileğinden ilerledikten sonra bizim dikkat etmemiz hem rehabilitasyon süresinde hem de cerrahide ekstansör tendonlar arasında birbirleriyle bağlantılı olduğunu gördük. Yani ekstansör retinakulumdan geçtiler. Elin yüzeyinde, dorsal yüzeyinde ekstansör tendonlar ilerlerken birbirleriyle junctura tendonum ya da ekstansör junction denilen yapılarda ekstansör tendonların birbiriyle bağlantı sağladığı yapılar olduğunu görüyoruz. Bu yapılar zaman zaman proksimal tendon yaralanmalarını maskeleyebildiği için ve bazen imobilizasyon sırasında da komşu parmakların imobilizasyonu gerektiği için
bizim bu yapıların farkındalığında olmamız özellikle yeni başlayanlar için önemli diye düşünüyorum. Ve daha sonra ekstansör tendonun intrinsik kısmına geliyoruz. Yani el bileğinden ekstansör retina kulümden geçti, elin dorsumunda ilerledi junction'la ve ekstansör aparat denilen intrinsik tendonlarla bağlantıya geçtiği bizim aslında en karmaşık ve yapışık bulduğumuz kısımlara geliyor. Ekstansör aparatus ne? Ekstansör tendonların falankslara tutunduğu üçgen şeklinde özel bir konnektif dokular. Ve baktığımız zaman önce metakarpın sonuna doğru yavaş yavaş bir örtü meydana getirecek şekilde genişliyor. Ve az önce de söylediğim lumbrikal ve interosseus kaslarla bağlantı kuruyor. Burada bizim ekstansör aparatusta yani ekstansör huttan itibaren önemli yapılarımız var. Neden? Çünkü burada bir konnektif doku kalınlaşmaya başlayarak bir sagittal bant oluşturuyor. Ve sagittal bantlar bizim MP eklem ekstansiyona yardım eden, polar plate'e bağlayan, ekstansör mekanizmayı santralize eden konnektif doku kalınlaşmış yapıları. Daha sonra orta falanks bazisine yapışan santral slibimiz var bizim. Daha sonra yine terminal ekstansör tendon oluşturarak distal falanks bazisine yapışan lateral bantlar bizim ekstansör mekanizmamızı oluşturuyor. Peki burada bize yardımcı başka neler var? Özellikle dikkat etmemiz gereken ligamanlarımız var bizim. Transvers retinoküler ligaman, özellikle lateral bantların dorsal subluksasyonuna engel olmasıyla. Oblik retinoküler ligaman yine literatürde çok tartışılıyor ve önemi özellikle vurgulanıyor ekstansör tendon yaralanmalarında. DIP ve PIP'nin beraber ekstansiyonuna yardım ettiği konusunda. Ve ekstansör tendon zonlarını benden sonra hem cerrahisinde hem rehabilitasyonunda değerli konuşmacılar detaylıca anlatacak. Ekstansör tendonlara baktığımız zaman zonlara göre ayrıldığını görüyoruz biz. Ben hep ezberlerken tekli sayılar, eklem yüzeyi, çiftli sayılar, eklemin arası diye bu zonları ezberlemiştim ve aklımda tutmuştum. Çünkü bu zonlar neden önemli? Dediğim gibi benden sonraki konuşmacılar uzun uzun anlatacaklar. Bunlar bizim rehabilitasyon sürecimizi belirleyen yapılar. O yüzden iyi bilmek gerekiyor. Şimdi birkaç patofizyolojiden bahsedeceğim bu anatomik bilgilerden sonra. Neden zonlara göre? Kısaca geçeceğim birer slide'la. Zon 1-2 dediğimiz terminal ekstansör tendonun hasarında ne oluyor anatomik olarak? DIP eklem düzeyinde terminal ekstansörümüz hasarlandığı zaman orada eklem fleksiyona gidiyor. Ve daha ilerleyen dönemde az önceki anatomik yapılara bağlı olarak lateral bantlarda dorsale yer değiştirerek PIP eklem hiperekstansiyona gidebiliyor. Yani bir pull boyu deformitesi bizim karşımıza çıkıyor. Ya da zon 3-4 yaralanması neredeydi? Santral slip'te yani PIP eklem düzeyinde ekstansör tendonun santral slip olarak yer aldığı yerde hasarı sonucunda PIP eklemde bir fleksiyon deformitesi. Yine ilerleyen dönemde buradaki yapıların bozulmasına bağlı olarak lateral bantlar volere doğru yer değiştirerek DIP eklemde de hiperekstansiyon deformitesiyle karşımıza çıkabiliyor. Az önce söyledim, dorsal fasyanın el bileğinde kalınlaşması ile ekstansör retinokulum oluşuyordu ve 6 kompartmandan meydana geliyordu. Ekstansör retinokulum hasarı da yine patofizyoloji olarak bizim üzerinde durmamız gereken konulardan birisi. Çünkü ilk başta da söyledim anatomiyi tanımlarken, ekstansör retinokulumda bir hasar olduğu zaman bizim ekstansör dijital kominüsün hareket arkında bir artma olabilir. Tendonların el bileği seviyesinde ball stringing'e yaylanması söz konusu olabilir. Ve ekstansiyonda kayıplar, kavramada yetersizlikler bizim karşımıza çıkabilir. Duysal inervasyonunu biz biliyoruz zaten. Ekstansör tendonlar radyal sinirden inerve oluyorlar sıklıkla. Ve burada posterior interosseus sinire dalına da dikkat etmek gerektiğini vurgulamak isterim. Vasküler anatomisi yine bunlar ve radyal arterden elin tüm arkı sağlandığı için yine ekstansör tendon yaralanmalarında da gözden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi birkaç tane biz ekstansör tendonun önemini gösteren birkaç tane biyomekanik özellikten bahsetmek istiyorum ben. Ve daha sonra konuşmamı
bitirmeyi planlıyorum. Şimdi MBA ekstansörlerine baktığımız zaman özellikle parmakları ilgilendiren aktiviteler için el bileğini stabilize etmek, pozisyon vermek el bileği ekstansörlerinin görevi ve ekstrinsik parmak fleksörleri el bileğinde belli bir yol kat ederler ve dönme momenti meydana geçiyor ve ekstansör kaslar tarafından da dengelenmesi gerekiyor. Ekstansör tendonlarımız bizim elin ark yapısını desteklemek açısından önemli. Yani bizim 3 tane arkımız var bildiğimiz ve ekstansör tendonlarda herhangi bir problem meydana geldiği zaman arkın yapısının bozulduğunu ve arkın yapısının bozulmasıyla birlikte kavramada da bozukluklar meydana geldiğini, silindirik kavramada, sferik kavramada fonksiyon kayıpları bizim karşımıza çıkıyor. O yüzden rehabilitasyon sürecinde de bunun gözden geçirilmesi önemli. Yine başka bir biyomekanik özelliğe baktığımız zaman yine ekstansiyon ile el bileğinin stabilizasyonu parmak fleksör kaslarının kavrama gücünün neredeyse 3 katına çıkmasını sağlıyor. Ve yumruk sırasında bizim en aktif ekstansör kasımız el bileği ekstansör kasımız ekstansör karpi radialis brevis. O yüzden mutlaka rehabilitasyon programlarına eklenmesi, vurgulanması, dikkat edilmesi gerektiğini ben tekrar söylemek istiyorum. Çünkü kavrama kuvveti el bileği fleksiyonunda azalıyor kuvvet arkının farklılığından dolayı ve buna dikkat etmek gerektiğini. Yine aynı şekilde dediğim gibi bu konular aslında tek başına uzun uzun belki konuşulabilecek konular ama ben anatomiyi çok fazla uzatmak istemedim. Radyal onlar deviasyonda da yine bizim radyal deviasyonda ekstansör karpi radialis longusun daha aktif olduğunu, ulnar deviasyonda hem ekstansör karpi ulnarsın hem fleksör karpi ulnarsın şinler rüsit olarak çalıştığını bilerek bunları aklınızda tutarak hani daha efektif egzersizler için mutlaka gözden geçirmek gerektiğini söylüyorum. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Zaten komplikasyonlar da uzun uzun anlatılacak. O yüzden çok detaya girmedim burada ama şimdi bizim ekstansör tendonlarımız yumuşak doku desteğinin az olması ve kemiğe yakınlığı dolayısıyla hem daha kolay yaralanıyorlar hem de daha fazla yapışıklık ve fonksiyon kaybı karşımıza çıkabiliyor. Kavrama gücünde farklılıklar karşımıza çıkıyor. O yüzden el bileği ve elin ekstansör tendon yaralanması için bence anatomiyi iyi bilmek lazım. Çünkü anatomiyi detaylı bilmeden bu kadar kapsamlı ve anatomik bölgelere göre rehabilitasyon programı çizeceğimiz için anatomiyi ve patofizyolojiyi iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum. Sabrınız için de çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz sevgili Zeynep Hoşbay. Dediğiniz gibi fizyoterapistlerin, ergoterapistlerin, er rehabilitasyonla uğraşan kişilerin anatomiye hakim olması çok çok önemli. Hem rehabilitasyon teknikleri için hem splint yapımında. Şimdi Tuğrul Yıldırım hocamız da ekstansör tendonlardaki cerrahi bize anlatacak. Ön tavsiyemiz de bu alanla ilgilenenlerin cerrahilere girmesi, anatomik yapıları bir de gözle görmüş olmaları. Sözü size bırakıyorum Tuğrul Hocam. Buyurun. Çok teşekkür ederim Salim Hocam. Hemen ekran paylaşıyorum. Öncelikle beni konuşmacı olarak davet ettiği için İstanbul Eylül Grubu'na çok teşekkür ediyorum. Bütün konuşmacılara, katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Zeynep Hanım'ın da değindiği gibi çok uzun bir konu. Her bir bölge tek başına bir seminer konusu olabilecek bir yaralanma. Ekstansör tendon yaralanmaları tedavi edilmediği takdirde ekstansiyon kaybı ve deformiteyle sonuçlanan ama kötü tedavi edildiği zaman hem fleksiyon hem ekstansiyon kaybına sebep olan yaralanmalar. Ekstansör tendon eksürksiyonunun el bileği ve ön kol düzeyinde iyi olduğunu biliyoruz ama parmakta eksürksiyon kayması çok az. Bu yüzden fleksör tendon tamirlerinin aksine bu bölgedeki sıkı tamirler veya gap oluşumu veya kemik kısalıkları ciddi fonksiyonel kayıplara sebep olmakta. Demin değinildiği gibi ben bu sunumu hazırlarken PubMed'de araştırmalar yaptım. Fleksör tendon tamiri ile ilgili 2500 sonuç varken ekstansör tendonla ilgili yaklaşık 1000 sonuç vardı. Gündelik pratiğimizde ekstansör tendon yaralanmasını daha sık görsek de bir literatürde fleksör tendon hakimiyeti var. Daha çok ilgi gördüğünü görüyoruz.
Peki parmak ekstansiyonu daha kompleks bir hareket ve onarım teknikleri daha zor olabiliyor ve ekskürsiyon miktarı daha az. Peki neden daha az önem veriliyor? Gerçekten anlamak güç. Son 10 yılda ekstensör yaralanma tedavisindeki ilerlemelerle cerrahi teknikten daha ziyade ilerlemelerin postoperatif rehabilitasyon ve anestezi tekniği üzerinde olduğunu görüyoruz. Özellikle relative motion splint ve wide awake anestezi sayesinde hastalara erken hareket başlanabiliyor. Şimdi ekstensör tendon yaralanmaları yüzeysel yaralanmalar. Bunun sebebi buradaki subkutan doku ince ve kolay yaralanabiliyor. Genellikle eklem seviyesinde eklem içi yaralanmalarla sık karşılaşıyoruz ve %66 oranında eşlik eden kemik kırığı olabiliyor. Flexör tendonların aksine retraksiyonu çok fazla rastlamıyoruz. Bunun sebebi birden çok yumuşak doku balansı var ve jugular tendonlar tendonları yerinde tutabiliyor. Zonlardan zaten bahsedildi. Böyle bir açık yaralanma geldiği zaman zaten direkt tanı aşikar bir şekilde koyabiliyoruz. Hasta parmağını aktif olarak ekstansiyona getiremiyor. Ancak zon 6'da meydana gelen bir yaralanmalarda bu yumuşak doku bağlantılarından dolayı fizik muayene yanıltıcı olabiliyor. O yüzden bu tarz yaralanmalarda altın standart olarak tendon eksplorasyonu yapmak gerekebiliyor. Cerrahi ile ilgili önemli teknik noktalar var. Yaralanma bölgesine ait önemli noktalar ve tamire ait önemli noktalar. Bir kere özellikle zon 4 bölgesinde eşlik eden proksimal falans kırıklarını sık görüyoruz. Burada bu noktada proksimal falans kırıklarının uzunluğunun sağlanması ve herhangi bir angülasyon olmadan tespiti çok önemli. Ayrıca tendon ekskürsiyonu olması için iyi bir yumuşak doku örtünmesi sağlamak gerekiyor. Proksimal falanstaki literatürde 1 milimetrede olan kısalığın PIP eklemde 12 derece ekstansiyon kısıtlılığına sebep olduğu gösterilmiş. Yine terminal tendonda 1 milimetre uzamanın DIP eklemde 25 derece kadar ekstansiyon lagına sebep olduğu gösterilmiş. Bu yüzden kemik uzunluğunu korumamız gerekiyor. Peki ne zaman onarım yapalım? Bir kere ekstansör tendon cerrahisi acil bir cerrahi değil. Yani bunu hemen hasta gelir gelmez yapmak zorunda değiliz. Ama uygun şartlar sağlandığında en kısa zamanda yapılması gerekiyor cerrahi. Burada ilk iki hafta kritik. İlk iki hafta içinde primer onarım yapılması öneriliyor. Eşlik eden bazı yaralanmalar olabilir. Burada radyal duyu dalı sinir yaralanması olan bir hastamız. Cerrahi sırasında mutlaka sinir eksplorasyonu yapmak gerekebiliyor. Bununla beraber baş parmak yaralanmalarında tenar kas insersiyosu yaralanmaları olabilir. Hatta bu yaralanmalar tamir gerektirebilir. Yine bazı yaralanmalar dorsalden volere doğru uzanabilir. Dişsel arterler etkilenebilir. Böyle volere uzanan yaralanmalarda mutlaka dolaşımla ilgili sorun olup olmadığı değerlendirilir. Dikiş seçimi için bir kere proksimalden dişlere doğru geldikçe tendon kalınlığının azaldığını biliyoruz. Bu bizim onarım tekniğimizi ve dikiş seçimimizi etkiliyor. Zon 1-2 aralamalarında 5-0 kalınlığında sütur uygunken zon 3-4-5 için 4-0 kalınlığında sütur uygulayabiliyoruz. Sagittal bandı 5-0 sütürle onarıyoruz. El dorsalinde yine 4-0 sütür kullanılabilirken el bileği ve proksimal ön kolda 3-0 ve 2-0 sütürler kullanılabilir. Materyal olarak ne kullanıyoruz? Yani cerrahın tercihine tabii ki bırakılabilir. Biz kendi pratiğimizde emilebilir monoflavan poligliconat Maxon sütür kullanıyoruz. Bunun daha az doku reaksiyon oluşturduğunu düşünüyoruz. Teknik olarak burada en önemli nokta ince tendon bölgesi olan zon 1, 2, 3 ve 4'te kor sütür atılmaması. Kor sütür attığımız zaman tendon büzüşüyor. Büzüştüğü zaman tendonda kısalık meydana geliyor ve bu fleksiyon kaybına sebep olabiliyor. O yüzden bu bölgede mümkünse matris 8 dikiş veya 8 dikiş uygulaması veya devamlı dikiş uygulayabiliriz. Daha proksimale geldiğimizde zon 5'ten itibaren proksimale doğru olan yaralanmalarda tendon daha da kalınlaştığı için bu bölgede kavrayıcı kor sütür uygulayabiliyoruz. Bununla beraber kor sütür ilave olarak çevresel dikiş de uygulanabilir. Her zaman ucuca onarım mümkün olmuyor yaralanmalarda. Yani tamir yapabilirsek ucuca onarım tabii ki tercih edilmeli ama böyle defekti olan olgularda tendon grafti kullanılması gerekebiliyor.
Peki graft mi, tendon transferi mi? Her iki yöntem de başarılı uygulanabilir ama mümkünse tendon transferi uygulanması öneriliyor. Zon 4-5'te olan defektlerde bu bölgedeki tendon kalınlığı yeterli olduğu için lokal tendon flebiyle rekonstrüksiyon yapabiliyoruz. Daha proksimalde zon 6-7-8'de eğer kas ve tendon kaybımız varsa ve komşu tendonlar da sağlamsa side to side yan yana tendon transferleri yapılabilir. Şimdi spesifik bölge yaralanmalarından hızlıca bahsedeceğim. Dol sınıflaması var. Zon 1 yaralanmaları için. Bunlar çekiç parmak, mallet finger. Tip 1'den 4'e kadar sınıflandırılmış. Tip 1 kapalı yaralanmalar. Bu yaralanmalarda konservatif tedavi uyguluyoruz. Cerrahi mümkün olduğu kadar uygulamıyoruz. Beray bunlardan detaylı olarak zaten bahsedecek. Eğer hasta kuğu boynu deformitesiyle geldiyse ve PIP eklem sertliyse bu hastalarda kendi pratiğimizde uzun parmak splinti uyguluyoruz. Atel kullanımın komplikasyonları konusunda hastayı mutlaka bilgilendirmek ve takip etmemiz gerekiyor. Açık laserasyonlarda devamlı sütür tekniği 5-0 sütürle uygulayabiliyoruz. Tamirimiz mutlaka transartiküler bir Kirchner teliyle tespit etmemiz gerekiyor. Kemik mallette eğer fragman küçükse gene splint ile takip edebiliyoruz. Ancak bu literatürde tartışmalı olmakla beraber fragman %40'dan büyükse ve DIP eklemde volare subluksasyon varsa o zaman cerrahi öneriliyor. Burada kliniğimizde Ishiguro'nun dorsal blok pinlemesini veya direkt pinleme yöntemlerinden birini tercih ediyoruz. Eğer hasta 6 aydan daha geç prezente olan bir kuğu boyun deformitesiyle geldiyse ve PIP eklem sert değilse bu hastalarda deformiteyi gidermek için Fowler tenotomisi yani santral slip tenotomisini uygulayabiliyoruz. Burada wide awake anesteziyle yaptığımız bir Fowler tenotomisinin sonucu deformitenin giderildiğini görebiliyoruz. Eğer ekstansiyon kısıtlılığı daha fazla ise bu hastalarda spiral oblik ligament rekonstrüksiyonu yapılabiliyor. Baş parmağa gelecek olursak T1 bölge yani interferengal eklem düzeyinde olan yaralanmalarda yine devamlı dikiş tekniğiyle onarım sonrası eklemi transartiküler bir kateri ile tespit ediyoruz. Bu teli yaklaşık 3 hafta kadar tutuyoruz. Zon 2 yaralanmalarda burada hem lateral bantlar hem de triangular ligament yaralanmış olabilir. Yassı bir bölge. Eğer yaralanma %50'den fazlaysa onarım gerekli. Onarım sonrası DIP eklemi mutlaka terli Kirchner teliyle tespit ediyoruz ve PIP eklemi aktif hareket başlıyoruz. T2 yaralanmaları T1'e göre biraz daha kolay. Burada tendon biraz daha geniş. Yine aynı teknikle continuous sütürlerle onarım yapıyoruz ve eklemi tespit ediyoruz. Zon 3 yaralanmaları PIP seviyesinde olan yaralanmalar. Kapalı crush abüsyon tarzında da olabilir, açık laserasyon şeklinde de olabilir. Santral sinip lateral bantlarla birlikte de yaralanabilir. Karakteristik deformitesi PIP eklemin ekstansiyon defisti ve DIP hiper ekstansiyonu olan butoner deformitesi. Ama akut yaralanmalarda butoner deformitesi hemen gelişmiyor. İlk önce triangular ligament gevşemesi gerekiyor. Bundan sonra lateral bantlar volere doğru yer değiştirip karşımıza butoner deformitesi olarak gelebiliyor. Bu şüphelendiğimiz olgularda, santral sinip yaralanması olan olgularda Elson testiyle yaralanma olup olmadığını değerlendirebiliyoruz. Kapalı yaralanmalarda daha detaylı anlatılacak. PIP eklemi ekstansiyonda tutan ama aktif DIP hareketine izin veren splintler tercih ediyoruz. Peki ne zaman cerrahi buluyoruz? Eğer deplasi abülsyon kırı 2 milimetreden fazlaysa PIP instabilitesi varsa ve konservatif tedavide başarısı olduysak o zaman cerrahi gerekiyor. Açık yaralanmalarda bu eklem üzerinde meydana geldiği için iyi bir irigasyon yapmamız gerekiyor. %50'den azsa konservatif olarak takip edebiliyoruz. Dikebileceğimiz bir tendon varsa eğer santral silikte modifiye keser sütür bunun için uygun. Eğer dikecek bir tendonumuz yoksa sütür ankorlar veya kemikten tünel açılarak iplerimizi buradan geçirebiliyoruz. Yine transartiküler kateli ile tespit yapıyoruz. Burada dikilebilecek bir tendon olmayan bir olgumuzda sütür ankor ile onarım sonrası kateli ile tespit uyguladık. Peki defekli bir yaralama varsa ne yapılabilir? Burada Snow'un tarif ettiği lokal tendon flebi ile rekonstrüksiyon uygulanabilir. Splinte rağmen devam eden butoner deformitesi varsa
Burada PRP eklemde mutlaka yumuşaklığın sağlanmış olması gerekli. Bu hastalarda distal Fowler tenotomisi veya Curtis'in basamaklı rekonstrüksiyonu uygulayabiliyoruz. Zon 4 yaralanmalar, bu proksimal falans kırıklığının eşlik ettiği yaralanmalar, kemik kontrolünden dolayı yaralanmalar parsel olabiliyor. Burada 4-0 sütürle modifiye keser ve epitendinoz sütürle tamir öneriyoruz. Bu bölgede yapışıklıkları önlemek için dinamik ekstansiyon splinti veya relative motion splinti ile rehabilitasyon uygulanabileceğini biliyoruz. Zon 4 yaralanması olan bir hastamızda onarım sonrası minimal bir ekstansiyon tepsisiyle beraber iyi bir iyileşme sağladığını görüyoruz. Zon 5 yaralanmaları, bu yaralanmalarda insan ısırığı en sık neden, eklem penetrasyonunu çok sık görüyoruz. Bu yüzden bu yaralanmaları iyi bir yıkama ve debridma yapmak gerekiyor ve patojene yönelik, özellikle Eikonella'ya yönelik antibiyotik tedavisi başlanması gerekebiliyor. Bir tendon laserasyonu söz konusuysa gene 4-0 core sütür ve 5-0 epidendron sütür ile tamir yapabiliyoruz. Sagittal band laserasyonu da varsa 5-0 sütür ile onarım yapabiliyoruz. Bu başka bir merkezde prolenle onarım yapılmış bir hasta bize birkaç hafta sonra geldi. Yabancı doku granülasyon dokusu eksi edildikten sonra yaklaşık 1 santimlik bir defekt oluştu. Ama bu defekte rağmen zon 5'te tendon ekskürsiyonu çok iyi olduğu için primer onarım gerçekleştirilebildi. Sagittal bant rüptürlerinin tedavisinden bahsedilecek. Eğer tendon subluksasyonu söz konusuysa, erken dönemde hasta bize başvurduysa relative motion splinti ile bu hastalar takip edilebiliyor. Ama geç prezente olan ve konservatif tedavi başarısı olduğu hastalarda cerrahi onarım yapıyoruz. Eğer primer olarak sagittal bant onarım mümkün değilse sagittal bant rekonstrüksiyonu yapmak gerekiyor. Zon 6 yaralanmaları metakarpal sivriden olan yaralanmalar, ekstansör tendon yaralanmalarının en sık görüldüğü bölge ve buranın prognozu distale göre daha iyi. Burada tendon ekskürsiyonu daha fazla ve cilt alt doku daha fazla olduğu için daha az adezyon görüyoruz. Bu bölgede biraz daha cesuruz. Burada kor dikişler ve dinamik splintleme diğer bölgelere nazaran daha rahat uygulanabiliyor. Zon 7 yaralanması el bileği dorsalinde olan yaralanmalar. Bu bölgede fleksör tendonlar gibi retraksiyon olabiliyor. O yüzden insizyonumuzu proksimale doğru cerrahi sırasında uzatmamız gerekebilir. Retinekulumun öneminden Zeynep Hanım bahsetti. Tendon onarımı sonrası mutlaka retinekulumu tekrar oluşturmamız lazım. Bof stringi önlemek için. Özellikle 4. kompartmana ait retinekulumu oluşturmamız lazım. Bu bölgede sütürümüzü bir miktar daha kalınlaştırabiliriz. 3-0 dikiş ile kor sütür tekniği uygulayabiliriz. Zon 8 yaralanması ön kol distalinde olan yaralanmalar. Bu muskulotendinoz bileşkede olan yaralanmalar. Bu bölgede yapılan tamirler kas seviyesinde olduğu için biraz daha zayıf. Eğer kas veya tendon dokumuz defektliyse bu bölgelerde, komşu tendonda sağlamsa side to side yan yana diğer tendona transfer yapılabilir. Proksimal yakın lezyonlarda, kesilerde posterior interosseo sinir eksplorasyonu gerekebilir. Bu tarz küçük cilt lezyonları olan vakalarda mutlaka insizyonu genişleterek iyi bir eksplorasyon yapmak gerekir. Zon 9 yaralanmaları ön kol proksimaline geldi bu sefer. Ekstansör tendonların kas gövdesinde olan yaralanmalar. Bunlar penetran bıçak ve cam ile olan yaralanmalar. Burada figure of eight sür tekniğiyle onarım yapılabilir. Böyle bir olgumuzda eksplorasyon sırasında posterior interosseo sindir yaralanmasında fark ettik. Eğer bu fark edilirse mutlaka cerrahi olarak onarılması gerekiyor. Özet olarak ekstansör tendon yaralanmaları asla basit olarak algılanmamalı ve acil servis koşullarında bu yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyem, acil servis koşullarında turnikesiz kesinlikle dikilmemeli. Özellikle falanks seviyesindeki yani zon 4-3-2-1 olan kesiler tek bir kor sütürle dikilmemeli. Çünkü bu fleksiyon kısıtlılığına sebep olabiliyor. Fleksiyon kaybını maalesef ekstansiyon eksikliğinden daha sık görüyoruz ve bu daha ciddi bir sorun. Falanks seviyesinde olan yaralanmaların sonuçları daha kötü. Zon 1-2-3'teki yaralanmalar erken hareket protokolleri için çok uygun değil. Dinamik splintis tedavisi PRP proksimali için daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Operatör Doktor Tuğrul Yıldırım. Tecrübelerinizi bizle paylaştığınız için ve çok güzel özetlemeniz için. Sağ olun. Sözü Berah Kereşoğlu Işın'a bırakacağız.
ekstensör tendondaki splint konusuyla başlayacak. O arada tabii rehabilitasyonuyla da harmanlayarak arkasından Çiğdem Hoca'ya söz vereceğiz. Ekstensör tendon yaralarında splint kullanımı Bera Keleşoğlu Işın. Çok teşekkür ederim Sayma Hanım. Öncelikle hem size hem de Bülent Bey'e nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum. Ben de bu akşam sizlere ekstensör tendon yaralanmalarındaki splint kullanımından bahsedeceğim. Aslında ekstensör tendon yaralanmalarında splint kullanımı dediğimiz zaman splint belki de bu yaralanmalarda ve onarımlarda tedavi protokolünün de kendisini oluşturuyor diyebiliriz. Ekstensör tendon yaralanmaları az önce de bahsettik. Kendilerine has karmaşık bir anatomiye sahipler. Dolayısıyla da rehabilitasyonu da her bölgede farklılık gösteriyor. Tedavi yaklaşımını ve uygun splintlemeyi belirleyen aslında da bu kendine özgü anatomik yapısı. Biz splintlemeyi her ne kadar tendon onarımlarının tümünde tedavi programını yönetmek için bir araç olarak düşünsek de başlangıçta da belirttiğim gibi ekstensör tendonlarda aslında bundan çok daha fazlası olabiliyor. Belki de tedavi programının, tedavi protokolünün kendisi bile olabiliyor. Çünkü hem harekette hem programda ve hasta uyumu üzerinde de doğrudan etkili. Bizim tendon yaralanmalarında genel anlamda splintlememizin amacı ilk etapta uygun istediğimiz protokolü takip edebilmek hastalarda. Ancak tabii ki yaralanma bölgesini korumak için de splintleme uyguluyoruz. Bunun dışında açık yaralanmalar ve cerrahi dışında da özellikle kapalı yaralanmalarda, ekstansör tendonlarda istediğimiz tam pozisyonu yakalayabilmemiz için, iyi bir pozisyonda tendonun iyileşmesini sağlayabilmemiz için optimum pozisyonda istirahat sağlayabiliyoruz. Ve yine erken kontrollü hareket yöntemlerinde onarım bölgesine ilettiğimiz kuvveti en aza indirerek uygun bir kuvvet yüklemesi yapabiliyoruz. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Eklem pozisyonuna, splinte dahil edilen eklemlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bazen biz yaralanmanın düzeyine çok dikkat etmeksizin çok proksimal eklemleri dahil edebiliyoruz. Gereksiz sertlikler oluşturabiliyoruz. Ya da proksimale geçmemiz gereken durumlarda daha distalde kalabiliyoruz. Burada splinte dahil edilen eklemler son derece önemli. Eksternal yüklenmeye dikkat ediyoruz. Yine özellikle hareket protokollerinde sürtünme ve adezyon gibi tendon kaymasına karşı oluşabilecek dirençleri de dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Splinti tasarlarken neler yapmamız gerekli? Öncelikle şahsi fikrim bir el terapisti kendi splintlerini yapabilmeli. Bu konuda gerçekten çok daha özenli, dikkatli ve daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ancak ülkemiz koşullarını düşündüğümüzde bu her zaman mümkün olmadığından el terapisti anatomi, fizyoloji ve biyomekanik bilgisiyle kendi splintini tasarlamalı ve en azından kendiyle ortak dili konuşan bir ortez ekibiyle de bu splintlerini tasarlamalı. Cerrahi tekniklere ait bilgilere sağ hakim olmalıyız. Ve yine tabii ki uygulama deneyimi son derece önemli. Tasarlarken neler dikkatli? Yaralanma düzeyi, yaralanmanın açık ya da kapalı yaralanma olması, etkilenen anatomik yapılar, hangi cerrahi prosedür uygulandığı, biz bundan sonra hangi rehabilitasyon protokolüyle ilerleyeceğiz? İmobilizasyon mu uygulayacağız? Erken kontrollü hareket ve bunu pasif mi yapacağız, aktif mi yapacağız? Ve tabii ki ülkemiz koşullarında hastanın sonraki süreçlerini de öngörerek maliyeti hesaplamamız ve ona göre splintlemeyi planlamamız gerekiyor. Zon 1-2 az önce de bahsedildi. Burada kullandığımız splint aslında tedavinin tam kendisi. Zon 1-2 el terapistinin en aktif, en tedaviyi yönetebildiği yaralanmalar. Çünkü sıklıkla konservatif izliyoruz. Buradaki tedavi splint kullanımı ve splintin takibi. Neden? Çünkü çok limitli bir tendon ekskürsiyonu var burada ve dolayısıyla erken hareket protokollerine çok elverişli bir bölge değil. Ancak çok da önemli, dikkatli takibi. Neden? 0.5 milimlik bir tendon atenüasyonu
operasyonu bile 10 derecelik ekstansör legle sonuçlanabiliyor. Maalesef çok minör yaralanmalar gibi görülüyor. Özellikle de hasta tarafından çok önemsenmeyebiliyor. Bu yüzden de bazen diğer bölgelere göre sonuçlar daha kötü olabiliyor ve bu kötü sonuçların da en önemli sebebi splint kullanım hataları. Şimdi ZON-1-2'de ne yapmamız gerekiyor? Kullanacağımız splint mutlaka distal interfalangeal eklemi 0 derece tam ekstansiyonda ya da bazen hafif hiper ekstansiyonda da alabiliyoruz dikkatli bir şekilde. Dorsal ya da volar splintler kullanabiliriz. Eğer ki proksimal interfalangeal eklemde bir hiperekstansiyon gözlüyorsak, bu bazen yaralanmanın biraz daha geç dönemde bize başvurması, bazen de hastanın kendi anatomik yapısından dolayı olabiliyor. Bu durumda yaklaşık 20 derece kadar pip ekleme verdiğimiz bir pozisyonla yapacağımız uzun bir parmak ateli hem yaralanmayı hem de lateral bantlar üzerindeki gerilimi azaltarak çok daha iyi bir istirahat pozisyonu veriyor. O zaman biz uzun splinti pip eklem durumuna göre kullanabiliriz. Onun dışında kısa splintlerle takip ediyoruz. Yine bu uzun splinti kuğu boyun deformitesi gelişmiş. Biraz daha geç vakalarda da yine uzun splintle takip edebiliyoruz. İlk 6-8 hafta gece ve gündüz kullanalım. Mutlaka hastaya cilt bakımını ve kullanım detaylarını çok ince ayrıntılarına kadar verelim. Gerekiyorsa çift splint yapılmasını ben öneriyorum. Çünkü bu hastalar bazen tüm gün 24 saat boyunca kullanması gerekiyor. Islanabiliyor, duş alabiliyor. Bu durumda arada boşluklar olabiliyor. Aslında biz biliyoruz ki distal interfalangeal eklemin her fleksiyona gelişinde oradaki iyileşme dokusuna bir zarar verebiliyoruz. Dolayısıyla çift splint uygulaması da oldukça faydalı bir klinik deneyim. Ekstansiyon eksikliği yoksa eğer 6. ve 8. haftadan sonra mutlaka aşamalı olarak gece kullanımına geçmek gerekiyor. Yani 6 hafta doldu, hadi ateli çıkaralım uygulaması maalesef bize ekstansörlekle geri dönüşü oluyor. Ve en az 3 ay boyunca her şey yolunda giderse gece kullanımı, ama eğer bir hastada ekstansör eksiklik varsa bu gece kullanımları ve hatta gündüz kullanımları daha uzun sürelere bile yayılabilir. Peki dorsal mi yapalım, volar mı? Literatüre baktığımızda dorsal volar dolgulu alüminyum atel ve termoplastik splintin karşılaştırıldığını görüyoruz. Aslında volar ya da dorsal, alüminyum ya da termoplastik splintler arasında ekstansörlek gelişimi açısından çok anlamlı bir fark yok. Ancak kişiye özel termoplastik splintlemelerle komplikasyon olasılığı daha düşük, atel tipinde değişim ihtiyacı daha az ve hasta uyumu daha yüksek. Dolayısıyla kendi klinik deneyimimde de volar termoplastik kişiye özel planlanmış splintlerin tercih edilmesini öneriyorum. Bir önemli not, hazır splintler, bu stack splintlerle ilgili genelde hastalara bu şekilde bir reçeteyle kağıdın üzerinde bu ateli al tak şeklinde hasta gönderilebiliyor. Az önce Tuğrul Bey de gösterdi. EMO'da takip ettiğimiz bir hastaydı. Burada gördüğünüz gibi hasta stack atelden 3 tane aynı tip ateli almış farklı renklerde, ama sonuç komplikasyon gelişmiş, cilt iyi değil. Çünkü tam fit 0 pozisyonu verilememiş. Yani çok önemli. Mallet Finger'daki en önemli nokta bu aslında. Elin kullanımıyla kaymamalı ve eklem pozisyonu değişilmemeli. Dolayısıyla da uzun lafın kısası, başarılı bir ZON-1 tedavisi splintle birlikte hastanın eğitimi ve hastanın ve splintin çok titiz takibini gerektiriyor. ZON-3-4'e geldiğimiz zaman burada yaralanmanın tipi bizim için önemli. Açık ve cerrahi geçirmiş bir hastayla mı karşı karşıyayız, yoksa kapalı bir yaralanma mı var? Çünkü biz kapalı yaralanmalarda da erken ya da gecikmiş vaka olup olmamasına göre programımızı değiştiriyoruz. Açık yaralanmalarda bir protokol uygular gibi parmak ateliye takip ediyoruz, göstereceğim. Ama kapalı yaralanmalarda ve deformiteler gelişmişse eğer, splintlemenin kendisi, kullanım şekli ve süresi sonuç üzerinde belirleyici etkiye sahip. Maalesef ekstansör tendonlar kendi dengeleri tamamen bozuluncaya kadar bazen kendi bu yaralanmalarını çok göstermeyebiliyorlar. Ve dolayısıyla da biz kapalı yaralanmalarda hastayı özellikle ZON-3-4'te sıklıkla düğme iliği deformitesiyle görebiliyoruz. Akut kapalı yaralanmada eğer hasta bize hemen başvurmuşsa bu şekilde volerden pip tam ekstansiyonda dip serbest bir splintle hastayı takip edebiliyoruz. Buradaki splintin en önemli özelliği pip eklem pozisyonu. Yine en ufak bir pip eklemde ekstansör lege mahal vermeyecek 0 derecede yapmamız gerekiyor. Ve yine 6 hafta sürekli, gece 8 hafta hastanın durumuna göre değişebiliyor. Eğer cerrahi onarım yapıldıysa ZON-3-4'te ilk 2 hafta ZON-4 proksimalinde olan vakalarda özellikle el bileği
bileğinde geçen bir splint ama zon 3 ve zon 4 distalinde el bileğine uzanan bir voler splint ile 2 haftadan sonra yine burada gördüğümüz gibi bir voler parmak ateli ile takibimizi yapabiliyoruz. Peki hasta kapalı yaralanma ve bize geç geldi, bir düğme iliği deformitesi gelişti. O zaman şu soruyu soruyoruz. PİP eklemin durumu nasıl? PİP eklem pasif tam ekstansiyona geliyorsa yine akut yaralanmalarda takip ettiğimiz gibi bir voler PİP eklemi içeren bir splintle takip edebiliyoruz. Yok, PİP eklemde bir pasif ekstansiyon eksikliğimiz varsa mutlaka öncelikle dinamik bir splintle bu fleksiyon ekstansiyon eksikliğini açmamız gerekiyor. Buradaki değinmek istediğim bir kapaner tarzı bir splint kullanılabilir. En çok literatürde de bunu görüyoruz. Ama dinamik splintlerin yani kapaner de bir dinamik splint tabii ki. Yani statik progresif splintlerdense dinamik splintler literatürde de öneriliyor. Ama şahsi fikrim yine kendi yapacağınız, tasarlayacağınız bir dinamik splintin yine bir kapaner kullanımından daha iyi olduğu. Özellikle 30 derecenin üzerinde bir pasif ekstansiyon eksikliği varsa mutlaka bir kendi yapacağınız dinamik atelle çok daha etkili. Erken pasif mobilizasyon zon 3-4'te yine uygulanabiliyor cerrahiler sonrasında. Bileğin serbest kaldığı yine MP eklemin ekstansiyonda PİP ekleminde 30 derece fleksiyonunu bloklanan ve aktif fleksiyon pasif ekstansiyon egzersizlerinin verildiği bir splint kullanabiliyoruz dorsal out trigger içeren. Onun dışında zon 3-4'te son yıllarda artık erken aktif mobilizasyon yöntemleri sıkça kullanılmakta. Bunlardan bir tanesi kısa ark hareket, Evans tarafından ilk tarif edilmiş bir short ark motion. Burada 3 ayrı splint yapıyor ve bu splintlerle protokolü yönetiyoruz. Ben kısa bir video göstereceğim buradaki splint kullanımlarını. Burada gördüğünüz gibi ilk splintimiz tüm parmağı içeren volerden istirahat splinti, uzun bir yine PİP ve dip eklemi tam ekstansiyonda kullandığımız bir splint. İkinci splintimiz ise gördüğümüz burada. Birazcık ileri alacağım vakit kaybı yapmamak için. İkinci splintimiz de hastanın ilk dönemde 30 derece, sonra ilk 4 hafta içerisinde 90 dereceye kadar yavaş yavaş arttırıldığı bir fleksiyon açısı veriyoruz. Ve burada kısa arkta PİP fleksiyonu 30 dereceyle başlayıp aktif ekstansiyon yapabiliyoruz. Ve diğer bir egzersiz ateli de, ikinci egzersiz atelimiz de sadece PİP eklemi tam ekstansiyonda tutan üçüncü bir atel. Bu iki atel sadece egzersiz sırasında kullanılıyor. Ve bununla da yine lateral bantların ekskürsiyonunu sağlayacak şekilde dip fleksiyon ekstansiyonu aktif veriyoruz. Egzersiz dışında hastanın yine tam parmak atelini kullandığı bir dönem. Biz bu yöntemle EMOT ekibiyle beraber yaptığımız bir çalışmada santral slip yaralanmalarında %94'e varan mükemmel ve iyi sonuçlar elde etmiştik. Yine erken aktif hareket mobilizasyon yöntemlerinden bir tanesi de relative motion. Bunun da kendine özgü bir splinti var. Literatürde son yıllarda oldukça yer bulmaya başladı. Son yıllarda gerçekten ekstansör tendon yaralanmalarında hemen hemen bütün hareket yöntemlerini içeren yayınlarda ismi geçiyor. Pek çok şekilde yapılabiliyor. Benim kendi klinik deneyimim relative motion'da yok. Çiğdem Hoca birazdan bunu detaylı olarak anlatacak. Ben en azından isim ve literatürdeki varlıklarıyla geçmek istedim. Çiğdem Hoca bunları detaylı kendi klinik tecrübeleriyle beraber anlatacak. Zon 5-6-7'ye geldiğimizde bu zonlarda artık tendon ekskürsiyonları var ama yapışıklıkların olduğu bölgeler. İmmobilizasyonla erken kontrollü aktif ve pasif mobilizasyon yöntemleriyle takip edebiliyoruz. Aslında literatüre baktığımızda artık bu zonlarda erken kontrollü hareket yöntemlerinin tüm iyileşme parametreleri açısından immobilizasyona göre üstünlüğü kanıtlanmış durumda. Ama yine de hali hazırda hem çocuklarda hem de erken hareket protokollerine uyum sorunu olacak hastalarda biz immobilizasyon yönteminden hala faydalanabiliyoruz. Burada volerden bir atel yapıyoruz. Bileğin 30 derece ekstansiyon deniyor ama
artık literatürde de bırakılmakta ve son derece yapışıklıklara da sebep olmakta. O yüzden en fazla 30 derecelik bir ekstansiyonun yeterli olacağını düşünüyorum. MP eklemin 0, 28 hatta 30 dereceye yakın fleksiyonu verilebiliyor. Bir fonksiyonel statik atel deniyor buna. PIP ve dip eklemlerin 0 derecede olduğu. 6 hafta egzersiz dışında sürekli kullanıyor hasta ama 8 haftaya kadar ben bütün sprintlerin aslında tendon onarımlarında gece kullanımının özellikle ekstansör gibi lek gelişimine son derece yatkın ve yapışıklıklarının toparlamasının zor olduğu bu zonlarda 8. haftaya kadar gece kullanımını öneriyorum. Erken kontrollü pasif mobilizasyon yine bu zonlarda tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Burada yüksek ağıt trigger içeren en çok burada gördüğünüz splint modeli kullanılmakta. El bileğinin 30 derece ekstansiyonda olduğu, yavaş yavaş 4. haftada ekstansiyon derecesinin azaltılabildiği, MP eklemlerin lastik bant traksiyonunda nötral 0 derecede korunduğu, fleksiyon içinse istenilen açının verilebildiği bir mekanizma kurularak aktif fleksiyon, pasif ekstansiyon egzersizlerinin yapıldığı bir sistem. Tabii ki kas tendon bileşkesindeki onarımlara geldiğimiz zamansa gerekirse bu splinte bir dirsek parçası da ilave edilebiliyor. Buraya bir alçak profilli out trigger da koydum ama bu tabii ki özellikle dorsal bölgedeki kompleks yaralanmalar olduğunda, pansuman ve o onarım kabalığı olduğunda uygulaması ve özellikle de istenilen gerginliğin hareket açısının verilmesi çok kolay olmuyor. O yüzden genellikle tercih edilen yüksek out trigger oluyor. Erken kontrollü aktif hareketse yine bu zonlarda son yıllarda artık oldukça sık ve hatta yavaş yavaş neredeyse kontrollü hareket aktife doğru yer değiştirmiş diyebiliriz. Burada ilk olarak Evans'ın tarif ettiği bir splintleme var. İmmobilizasyon ateli dışında, genellikle immobilizasyon atelinin dışında biz egzersizleri veriyoruz ve onun dışında da immobilizasyon atelimize devam ediyoruz. Ama bazen bu şekilde MP eklemlere 30 dereceden başlayarak fleksiyon açısı arttırılabilen bir egzersiz ateli verilerek de yöntem uygulanabiliyor. Bunun dışında literatüre bakarken farklı splint tipleri neler var diye böyle bir splintle karşılaştım. Benim oldukça da hoşuma gitti. Aynı splint içerisinde hem aktif hareket açısının ayarlanabildiği hem de immobilizasyonun yapılabildiği oldukça fonksiyonel bir uygulama. Hasta bir aparat yapmış olunan immobilizasyon splintinin içerisine bir aparat ilave ediliyor ve bu aparatla birlikte istenilen fleksiyon, ekstansiyon egzersizleri sonrasında hasta immobilizasyona alınabiliyor. Yani aktif hareketi de dereceli olarak arttırabiliyorlar. İstirahat ve egzersiz için sadece bir parça değişimi yapılabiliyor. Oldukça da iyi sonuçlar verilmiş. Yine erken kontrollü aktif mobilizasyon dendiğinde artık son dönemlerde relative motion ekstansiyon splinti de bu zonlarda kullanılabiliyor. Şu anki yapılan yayınlar relative motion'da biz bu zonlar için el bileği parçası kullanalım mı, kullanmayalım mı? Çok sayıda yayın var ama sanıyorum biraz daha bu kanıta dayalı uygulamalar için biraz daha çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yine Çiğdem Hoca bunlardan detaylı olarak bahsedecek. Son olarak ortezlerle ilgili baktığımızda bir optimal ortez splint var mı? Biz hangi splinti kullanalım, hangisi en iyi denildiğinde böyle bir yayın sistematik derleme gördüm. Buraya da bakıldığı zaman splint tipine bakılmaksızın aslında tüm total aktif harekette, kavrama gücünde, işe dönüş kriterlerinde erken kontrollü hareket protokollerinin splint tipine bakmaksızın immobilizasyona göre daha iyi olduğunu görüyoruz. En önemli sorun özellikle splint kullanımında hasta uyumu olduğu belirtilmekte ki bunu biz de klinikte çokça yaşıyoruz. Özellikle bu yüksek out trigger'lı dediğimiz detaylı splintleri hastanın en az bir kez çıkarttığını bunu biliyoruz. Dolayısıyla da bunlar hasta uyumu açısından bir sorun olabiliyor. Özellikle dediğim gibi dinamik splintlerin hacimli olması, kullanım detayları bir sorun olarak karşımıza gelebiliyor. Peki relative motion splintine bakalım. Son dönemlerde artık en popüler olmaya ve kullanıma geçilen splintlerden biri olarak alçak profilli olması, günlük yaşam aktiviteleri ve eli uyumu ile daha tercih edilebilir bir tasarım
sunduğu söylenmekle beraber hiçbir splintinde henüz kanıtsal olarak birbirine üstünlüğüne dair bir verimiz elimizde yok. Sanıyorum bununla ilgili biraz daha çalışmaları takip etmemiz gerekecek. Peki biz ne yapalım? Bence biz bu splint tiplerinin ekstansör mekanizmayı, tasarımları, protokolleri bilelim. Bilimsel verilerin ve klinik deneyimin ışığında giderek hastanın doku yanıtını ve varsa splintle ilgili sorunlarını gözlemleyelim ve buradaki gerekli modifikasyonları yaparak süreci yakından takip edelim. En sıkıntılı durumun burada olduğu gibi birisi onu yapıyorsa ben de onu yapayım şeklinde körlemesine gitmek herhalde en uygun splint ve protokol terapistin ve hasta terapistin en deneyimli olduğu, en iyi bildiği, uygulayabildiği ve hastaya uygun olduğunu düşündüğü splint olduğunu iletebilirim. Teşekkür ederim. Çok değerli sunumu için uzman fizyoterapist Bera Keleşoğlu'na teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Profesör Doktor Çiğdem Öksüz'e bırakıyorum. Relative Motion Splint ile ilgili deneyimleriyle bize sunumunu yapacak. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Herhalde slaytım geldi. Öncelikle nazik davetiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Burada birlikte olmak, yeni arkadaşlara ulaşabiliyor olmak bizim için çok önemli. El terapisti olarak çok az kişiyiz. O yüzden bilgilerimizi muhakkak ki diğer arkadaşlarımıza paylaşmamız gerekiyor ki insanlara yararlı olalım diye düşünüyorum. Şimdi biz Beray Hanım'la birlikte düşünüp nasıl anlatalım diye karar verdiğimizde o zaten mükemmel bir şekilde rehabilitasyondan, ekstansör tendonu rehabilitasyonundan bahsetti. Ben buralara girmeyeceğim. Ben dediğiniz gibi daha çok bu akşam sizlere Relative Motion'la ilgili klinik deneyimimi, tecrübelerimi ve vakalarımı paylaşacağım. Şimdi Relative Motion Splint biraz önce de konuşmacılar söyledi. Benim için böyle bir evrim diye nitelendirdi. Bir splint. Neden? İşte burada gördüğümüz gibi yukarıdaki splintten aşağıdaki küçücük splinte doğru bir evrildik. Ve hastanın özellikle günlük yaşamdaki kullanımını, el kullanımına izin verdiğimiz, belki de hastanın daha rahat uyumasına izin verdiğimiz. Çünkü yukarıdaki splintli de dinamik splintlerdeki en önemli problemimiz de hastanın uyku kalitesiydi bence. Çok daha fonksiyonel olarak eli kullanabildiği küçücük bir splinte doğru evrimleştik diye düşünüyorum. Peki nedir relative motion splint? Esasında relative motion splint 1981 yılında bu resimde gördüğünüz Merit tarafından ortaya çıkarılmış bir splint. Özellikle de ilk kullanım yeri zon 5-6 ekstansör tendon tamirleri. Ama o zamanlar çok fazla kullanılmamış. Kullanım yeri daha çok bu kadavra çalışmaları üzerinde güvenilirliği ispat edildikten sonra son 3-4 yıldır daha yaygın bir şekilde literatürde kullanılmaya başladı. Ne yapıyor relative motion splint? Yaralanmış parmağa, yaralanma durumuna göre, patolojiye göre MKP eklemden 15-20 derece kadar fleksiyon ya da ekstansiyonda pozisyonluyor. Ve bunu yaparken de elin full fonksiyonuna izin veriyor. En önemli söyleyebileceğim diğer splintlerle karşılaştırdığımızda olumlu etkisi de bu. Peki mekanizması ne? Mekanizması quadrica effect dediğimiz bir mekanizmaya dayanıyor. Nedir quadrica effect? İşte bir at arabası olduğunu düşünün. 4 tane atın olduğu bir araba olduğunu düşünün. Bu at arabası bir yolda gitmek için hemen hemen bu 4 atın eşit derecede yüklenmesiyle o yolda rahatlıkla gidebiliyor diye düşünüyoruz. Ele baktığımızda da mekanik olarak ekstansör digitorum communis ve flexor digitorum profundus kasında da aynı şekilde bu dörtlü at arabasına benzetiliyor ve bu yüzden de quadrica efekti kullanabileceğimiz söyleniyor. Peki nedir? Nasıl yapıyoruz? Bakın burada bir zon 5 yaralanması var 3. parmakta. Şöyle bir konsept var, şöyle bir mekanizma var söylenilen. 4 attan biri bir gün yaralandığında o atı bir miktar daha geri çekersem aynı yolu diğer 3 at üzerinden gitmeye devam edebilirim mekanizmasına dayanıyor. Yani bakın burada da yine aynı şekilde 3. parmak zon 5 ekstansör tendon yaralanması var. O parmağı 15 derece kadar ekstansiyonda pozisyonluyorum ve kişi günlük yaşamına diğer 3 parmağın aktif hareketleriyle fonksiyonel anlamda elini kullanarak devam ediyor. Peki nasıl sağlıyor bu ekstansör hareketin devamını? Tabii ki bildiğimiz gibi junctura tendineum vasıtasıyla bunu sağlayabiliyor. En önemli mekanizması relative motion
splinti tamir edilen tendon üzerine binen yükü azaltıyor. Bu şekilde bilmemiz çok önemli. Burada illüstratif bir çizimi var. Bu da bizim yaptığımız bir zon altı yaralanması için yaptığımız bir relative motion split. Bakın gördüğünüz gibi üçüncü parmak, yani üçüncü atı bir miktar geriye çekmişiz. O atın üzerine binen yükü azaltmışız. Bu da hastamızın 8. hafta sonuçları. Gördüğünüz gibi el bileği biraz önce anlatacağım gerçi biraz sonra, ama biraz önce el bileğinde bazen immobilize edebiliyoruz. Splintlerle el bileğin hareketlerini de engelleyebiliyoruz dedi. Son 5-6'da biz onu tercih etmiyoruz. Gördüğünüz gibi basit, çok çok basit bir splintle 8. hafta sonunda o atı bir miktar daha geriye alarak, atın üzerine binen yükü azaltarak, tabiri caizse diğer ekstansör tendonlarla hareketin devamını sağlamış oluyoruz. Şimdi splintin yapılışını ben bir videoyla göstermek istiyorum. YouTube'da da var zaten bir video. Ondan sonra tekrar yine geri döneceğim splintin anlatımına. Merhaba, bugün hastamıza relative motion split yapacağız. Relative motion split 80'li yıllarda özellikle ekstansör tendon yaralanmaları için oluşturulmuş bir split. Burada yaptığımız şey, hastanın yaralanmış parmağını 15-20 derece, yaklaşık 15-20 derece ekstansiyonu almak, ekstansör tendon yaralanmaları için. Eğer başka bir yaralanma mekanizması varsa, örneğin buteniyer deformitesi varsa, burada da yine yaklaşık 15-20 derece fileksiyonu tercih ediyoruz. Hastamızın ekstansör tendon yaralanması olduğunu varsayalım. Burada amacımız şu, parmağı göreceli olarak ekstansiyonu alıyoruz bu splint sayesinde ve burada ekstansör digitorum kombinesinin 4 tendonunu düşünürseniz yaralanmış tendona binen yükü bu şekilde azaltmış oluyoruz parmağı ekstansiyonu alarak. Bu splint şu anda günümüzde birçok yaralanma için kullanılmakta. Özellikle buteniyer deformitesi, sıvam lek, fleksör tendon yaralanmaları için kullanılmakta. Bu splinti yaparken biz özellikle orfikez tercih ediyoruz. Ama onun dışında şu şekilde orfitüp ya da yine termoplastik bir materyal de tercih edebilirsiniz. Yine 3 santim, 6 santim kalınlıkta orfikezimiz var. Hastamızı yaparken özellikle metakarpal eklemine göre ölçüyoruz. Ve splintin. Ben özellikle bu 6 santim olanı tercih ediyorum. Çünkü daha kalın olmasını istiyorum splintimin ve bu yüzden katlayarak yapmayı tercih edeceğim. Daha sonra splintimizi ısıtıyoruz kazanımızda. Splintimizi çıkarıyoruz. Bu aşamada çok dikkat edin çünkü oldukça sıcak. Dediğim gibi kalın yapmak istediğim için 3'e katladım ben. Şu şekilde parmağımızı ekstansiyon alarak altını kapatıyoruz ve bir süre parmağı ekstansiyonda pozisyonluyoruz. Bu aşamada splintin kuruyup tamamen donmasını, şekil almasını bekliyoruz. Parmak aralarını yine destekleyebilirsiniz. Burada da şu şekilde bir açısı var gördüğünüz gibi. Hastanın günlük yaşam aktivitelerini de çok etkilemeyecek bir splint. Oldukça gördüğünüz gibi ufak bir splint. Hastalar bunlarla genellikle bu splintle birçok aktivitelerini gerçekleştirebiliyorlar. İsterseniz kaç derece yaptığınızı yine bir goniometre yardımıyla ölçebilirsiniz. Mesela biz yine bir 15 derecelik bir açıyla hastamızın parmağını ekstansiyona aldık. Bazen 30-40 derecelerde yaralanmaya göre tercih edilebiliyor. Fleksiyonu için de bunun tam tersi, parmağını, hastanın parmağını fleksiyona getirerek yapıyorsunuz. 15 bölgesinde ekstansör dijitorum kombinesi ve ekstansör incisiz propius kesisi var. Primer olarım yapılıyor. Şimdi hastamıza relative motion ekstansiyon splinti yapacağız. Yine MKP'den ayarlıyoruz. Daha sonra orta katlıyoruz. Hemen getirmenizi, biraz sıcak olacak. Şöyle ikinci ve beşinci parmağı ekstansiyon olacak şekilde parmağı ekstansiyonda pozisyonluyoruz.
Relative motion flexion splint için 6 kez materyali kullanıyoruz biz. Hastanın MP eklemine göre ayarlıyoruz keseceğimiz. Şimdi bunu 3'e katlıyoruz. Parmağımızı pozisyon pozisyonuna getirip splinti iyileştiriyoruz. Bu esnada parmağı bir miktar fleksiyonda pozisyonluyoruz. Yaptığımız bu splintle bu parmağımız bir miktar daha 15-20 derece kadar diğerlerine göre bükülü pozisyona yerleştirdik. Sizden istediğimiz bu splinti gün içerisinde hiç çıkarmadan ve geceleri de hiç çıkarmadan kullanmanız. Bu splintin amacı bunu biraz daha aşağıda tutmak yerlerinden. Günlük yaşamda basit işlerde elinizi kullanabilirsiniz ama ağır iş yapmak yok. En çok splintin yapılışıyla ilgili soru geldiği için kusura bakmayın uzun uzun gösterme ihtiyacı duydum videoda. Çok basit, kendi kazanımız yoksa da şu anda kettle'da su ısıtarak da yapabiliyoruz. O yüzden bence herkesin basit bir şekilde yapabileceği bir splint. Daha ayrıntılı okumak için de bu iki makaleyi, özellikle çıkış makalesini tavsiye ediyorum. Peki şimdi gelelim ekstansör tendonunda relative motion splinti nasıl kullanıyoruz? Şimdi biz daha çok zone 7-8 ve zone 5-6 vakaları üzerinden anlatacağım. Zone 7 daha proksimalde, zone 7 veya 8'de relative motion ekstansiyon splintle birlikte 3 haftalık bir dorsal blok splinti kullanıyoruz. Zone 5-6'da ise sadece relative motion ekstansiyon splinti kullanıyoruz 6 haftalık bir süreç içerisinde. Şimdi örnekler üzerinden gidelim. Bu relative motion ekstansiyon splinti yaptığımız ilk hasta 17 yaşında. Staj sırasında bir iş kazası geçiriyor ve zone 5 ekstansör tendon yaralanması, ekstansör digitorum communis ve ekstansör digiti minimi kesiliyor. Ve biz de bu hastayı relative motion ekstansör splint ile takip ettik. Bu Egemen Hoca'nın ameliyat sırasında çektiği bir video. Yani videoyu ben çektim de Egemen Hoca'nın ameliyatı. Gördüğünüz gibi balant sayesinde cerrahi sırasında kalem testiyle ekstansör tendonun momentini ve yüklenmesini de gözlemleyebiliyoruz. Bu da bizim için önemli. Can Hoca ve Egemen Hoca zaten bunları deneyip bize tendonları gönderiyorlar. O zamanlar orpikestimiz yoktu. Bu şekilde bir splint yaptık. Sadece 15-20 derece kadar ekstansiyonda tutması yeterliydi. Zaten parmağı. Rehabilitasyonda ne yaptık? Şöyle şeylere geçmeden onu anlatayım. Rehabilitasyon için yaptığımız çok değişik hiçbir şey yoktu esasında. Kısaca öyle özetleyebilirim. Relative motion ekstansiyon splint yaptık. İlk zamanlarda tabii ki ödem, scar doku management, scar dokuyla ilgili gerekli önlemleri aldık. Onun dışında hastaya söylediğimiz tek şey elinizi ağır işlerde kullanmayın. Biraz önceki videonun sonunda da söylediğim gibi yaklaşık bir 4-5 kilogram yük bindireceğiniz şeyleri geçmesin yapacağınız işler. Şimdi tabii hastaya 4-5 kilogram yük bindirmeyin de demek hasta 5 kilo bir şey kaldırmayayım, taşımayayım, 5 kilonun üzerinde bir şey taşımayacağım anlıyor. O yüzden ben onlara teker teker hani basit işleri yapabilirsiniz, bir yemek yiyebilirsiniz, işte bir ekmeği koparabilirsiniz, üstünüzü giyinebilirsiniz ama bir çaydanlığı tutmak ya da bir çantayı tutmak, otururken işte genellikle ayağa kalkarken elimizde sandalyeden destek alarak kalkarız, bunları yapmak yasak gibi şeyler de muhakkak ki söylüyorum. Onun dışında hastaya verdiğimiz sadece fleksiyon, ekstansiyon hareketleri, bunları yapmasını, scar doku masajını unutmamasını, sadece bunları söylüyoruz. Şimdi üçüncü hafta, biraz önce yaptığımız hastanın üçüncü hafta sonuçları. Gördüğünüz gibi üçüncü haftada eklem hareket açıklığı bir miktar limitli. Fena değil. Üçüncü hafta için oldukça iyi. Ekstansiyon momenti iyi. 6. haftaya geçeyim. Pardon. 6. hafta sonucumuz
Bakın gördüğünüz gibi range neredeyse tamamlanmış ama şimdi daha iyi göreceksiniz. Biraz koordinasyonda sıkıntımız var. Parmak fleksiyonu biraz daha geç geliyor. 12. hafta. 12. haftada gördüğünüz gibi tamamen hem range hem de koordinasyon açısından diğer parmaklarla eşit olan da bir fleksiyonumuz var. Bu ilk vakamızdı. Ondan sonra biz zon 5-6 yaralanmalarında çok fazla kullanmaya başladık relative motion extension splint'i. Bu diğer hastamız hemen birinci haftadan içerisinde ilk 3-4 gün immobilizasyonunu devam ettirip mümkünse ilk haftanın içerisinde relative motion extension splint'i yapıyoruz. Bu da Can Hoca'nın çektiği bir video. Hani hep deriz ya hasta elinden memnunsa tırnaklarının bakımı önemlidir diye. O yüzden çok önemli bir video olarak görüyorum ben bunu. Gördüğünüz gibi çok güzel ojelerini sürüp gelmiş. Hasta çok memnun. En çok sorulan soru hastalar bunu çıkarmaz mı sorusu. Çıkarmıyorlar. Güzel anlatırsak, kullanımını iyice bir şekilde öğretirsek hastalara, hastalar çıkarmıyor. Yine aynı şekilde zon 5-6'da bu junctura tendineo kesisiydi. Basit bir relative motion extension splint'i hemen birinci haftanın sonunda yapmıştık bunu. Bu da 6. hafta sonuçlarımız. Gördüğünüz gibi range tamamen tamamlanıyor. Bizim şu anda yaklaşık bir 15 vakalık bir serimiz oldu. Burada 13 tanesini verebildim ama bu yukarıdaki grafiği de şu şekilde takip edebilirsiniz. Birinci değerlendirme mavi, turuncu olanlar hastanın 8. haftadaki ikinci değerlendirmeleri. Bu açık renk beyaza yakın olan da diğer eldeki total active motion hareketleri. Gördüğünüz gibi pek çok vakada 8. haftada diğer eldeki total active motion hareketini yakalamış durumdayız. 12. hafta sonuçlarında hemen hemen zaten aynı total active hareket derecesini diğer elle yakalıyoruz. Peki geçebilirsem bir sonraki slayta. Bu serileri bizim yayınladığımız bir makalemiz var. Ayrıntıları yine oradan da okuyabilirsiniz. Zon 7'de ne yapıyoruz? Onu da yine bir ilk yaptığımız hastalardan biri üzerinde anlatayım. 32 yaşında erkek hasta. Yine iş kazası, pervane yaralanması. Sağ el 5. parmakta zon 7'de extensor digitorum communis ve extensor digitum minimi hasarı var. Yaralanmadan da 5 gün sonra primer onarım yapılıyor. Biraz önce söylediğim gibi zon 7 için biz bu şekilde hani çirkin diyebileceğim bir dorsal atelle hastayı takip ettik 3 hafta kadar. 3 hafta sonra el bileği splintini çıkartıp sadece relative motion extension splintiyle takip ettik. 8 hafta boyunca ne yaptık? Haftada 2 gün takip ettik. Şu anda tabii pandemi nedeniyle haftada 1 takip edebiliyoruz anca hastalarımızı. Biraz önce söylediğim gibi ödem ve sıkar yönetimi ve 4,5 kilonun altındaki işlere izin verdik. 6. haftadan sonra da kuvvetlendirme egzersizlerine başladık. Burada özellikle Lalonde'un söylediği işte elini kullanabilirsin, elini hareket ettirebilirsin ama elini kullanamazsın mottosu var. Biz de hastalara onu öğretmeye çalışıyoruz. Ağır işlerde kullanmayacak, basit günlük yaşamdaki işlerde kullanabileceğini söylüyoruz. Bu da sonuçlarımız. Zon 7 için tek vaka getirebildim. 12. hafta sonucu. Bakın gördüğünüz gibi 272 dereceye vardık ve diğer sağlam tarafla da karşılaştırdığımızda %98.9 gibi bir oran elde ettik. Yukarıda görüyorsunuz dinamik rehabilitasyon programında ortalama olarak 237 derece, zon 7 içinde 261 derece diye bir değer verilmiş. Bizim bu vakada elde ettiğimiz sonuç onlardan daha iyiydi. Hasta da çok memnundu. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Biraz önce tabii hem Tuğrul Bey söyledi hem Beray Hanım söyledi. Ekstansör tendon vakaları hani çok daha kolay, fleksörler biraz daha zor gibi genç arkadaşların kafasında bir kanı var herhalde. Ama ekstansör tendon rehabilitasyon açısından belki daha kolay ama şunu unutmamak lazım. Ekstansör tendon kesisi olan hastalar daha yaramaz hastalar. Çünkü kesiler neden oluşuyor, nasıl oluşuyor? İşte gerçekten bir insanın suratına yumruk atınca zon 5-6 kesiliyor. Ya da işte bir döner bıçağıyla gelen işte kendini korumak için elini kaldırıyor. O arada kesiliyor gibi. Yani her iki vakada bu anlamda size gösterdiğim her iki vakada ciddi yaramaz hastalardı. Onlar da bu sonucu elde ettiysek diğerlerinde çok daha iyi sonuçlar elde edebiliriz diye bizi
gerçek anlamda motive eden iki vakaydı. Zon 3-4'e geldiğimizde butoniyer deformitesi zaten arkadaşlarım çok güzel bir şekilde anlattılar. Burada her ne kadar santral slip lezyonu olsa da biraz önce söylediğim relative motion extension splint yerine relative motion flexion splint yapıyoruz. Yani yaralanmış parmağı 15-20 derece kadar bu sefer fleksiyonu alıyoruz. Neden? Çünkü zon 3-4'te biliyoruz ki biz santral slip yaralanıyor ve lateral bantlarda bu şekilde yandan biliyoruz ki distal interfalangeal elekleme kadar devam ediyor. Burada lateral bantların zaten olere doğru bir yer değiştirmesinden söz ediyoruz. Biz parmağı fleksiyonu aldığımızda lateral bantların tekrar dorsale doğru migrasyonunu tekrar dorsale doğru yer değiştirmesini sağlayıp santral slip üzerine binen yükü azaltmış oluyoruz. O yüzden zon 3-4 yaralanmalarında biz fleksiyon, relative motion fleksiyon splinti kullanıyoruz. Yine onlarla ilgili de örnekler göstereyim. Şimdi hastanın parmağında çizip anlatmak her zaman için hasta için çok kolay oluyor. Anlıyor ne yapmak istediğimizi. Burada verdiğim vakalar hep kronik geç butoniyer deformitesi olan vakalar. Genellikle bir yıl kadar bir süre sonra gelenler de var. Şimdi zaten pandemi nedeniyle çok geç geliyor vakalar bize. Bu şekilde çizip anlattığımda hasta ne demek istediğimi anlıyor ve çıkarmıyor splinti. Hani onu nacizane bir öneri olarak size sunabilirim. Modifiye Elson, hasta modifiye Elson'ı yapana kadar gerçek problemin PIP eklemde olduğunu düşünüyor her zaman için. Yani tabii ki problem PIP eklemde de distal interfalangeal eklemin problemli olduğunu anlamıyor. Ama ne zaman ki modifiye Elson'da orta falanksları birleştirip DIP eklemdeki fleksiyon derecesinin kısıtlı olduğunu hastaya gösteriyorsunuz, o zaman ne demek istediğinizi çok iyi anlıyor. O yüzden onu da özellikle altını çizmek isterim yeni arkadaşlar için. Yine Elson testi. Klinikte bizim de en sık yaptığımız testlerden biri. Özellikle santral slip'in aktif ekstansiyonunu sağlayıp, PIP ekleminin aktif ekstansiyonunu sağlayıp sağlamadığını test etmek için. Görüyorsunuz bu 6 aydı sanırım, yanlış da söylüyor olabilirim. Santral slip elongasyonu nedeniyle PIP ekstansiyonunu sağlayamayan bir hastamız. Ne yapıyoruz? Relative motion fleksiyon splint yapıyoruz gördüğünüz gibi. Sadece 15-20 derece kadar o parmağı fleksiyona alıyoruz. Beşinci parmak yaralanmalarında splinti oluşturmak biraz daha zor oluyor. Çünkü beşinci parmak çok gerçekten mobil bir parmak. En kolayı üçüncü parmağa relative motion splint yapmak. Beşinci parmakta özellikle parmağın laterale deviasyonunu dikkat etmek lazım. Ve şu arada buradaki web aralığında toplanan parçayı çok küçük tutmak lazım, hani öyle söyleyeyim. Onun dışında gerçekten yapımı çok çok kolay bir splint. Bu da bizim butoniyer, kronik butoniyer vakalar takip ettiğimiz yaklaşık bir 26 vakamız oldu. Burada da yeşil olan hasta ilk geldiğinde, bize geldiğindeki total aktif hareket, turuncu olan da pardon, duyabiliyor musunuz? Evet. Duyabiliyor musunuz? Pardon, benim turuncu olan da ikinci değerlendirme sonuçlarımız. Gördüğünüz gibi bir artış var hepsinde. Ciddi bir artış var. Fakat total active motion'ları henüz daha tamamlanamamış hastalarımız da var. Fakat kronik butoniyerde relative motion flexion splint'in yararını gerçekten çok fazla görüyoruz ve hastalar da bu anlamda çok memnunlar. Ayrıntı okumak için şu iki kitabı önerebilirim size. Buradan takip edebilirsiniz. Onun dışında yine sorularla ben yanıtlamaya çalışırım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve sabrınız için. Çok teşekkür ederiz Çiğdem Öksüz, deneyimlerinizi paylaştığınız için. Şimdi komplikasyonlar için Reyhan Çaykuşu Başer'i davet ediyorum sunumunu yapmak üzere. Sevgili Reyhan'la mezun Merhaba. Olduğu zaman, sevgili Reyhan'cığım, onu bir söylemek istedim. Arzu Razak Özdinçler'in tavsiyesiyle birlikte çalışmaya başladık. Yani çiçeği burnunda fizyoterapistken eli seçip yıllarını bu alana verdi. Bayrağı teslim ettim diyeyim. İyi ki bir aradayız Reyhan'cığım. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Merhaba. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de sizinle başladığım için çok mutlu ve memnunum.
iyi bir fizyoterapisti, el terapisti aslında demek istiyorum ama ve el cerrahlarıyla birlikte başladığım için Manus El grubunda ben de çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi ekstansör tendon yaralanmalarında komplikasyonlar konusunu size aktaracağım. Etkileyen faktörler olarak önce özetlemek istedim. Çünkü komplikasyonlar aslında hem travmanın hem cerrahinin olası olabileceği daha doğrusu beklediğimiz durumlar. Bunları etkileyen faktörler içinde yaralanma şekli özellikle çok önemli. Yaralanma seviyesi zon 1, zon 2, zon 3 diye yine seviyeleri yapabiliyoruz. Özellikle zon 1, zon 2, zon 3 ve zon 4, zon 5 dahil etmiyorum ama bu zon 1, zon 2 ve zon 3, zon 4'te çok fazla tendon gliding'in zayıf olduğu bir alan olduğu için komplikasyonlar özellikle bu alanda daha fazla karşılaşıyoruz klinikte. Yaralanmaya eşlik eden diğer yapılar olabilir. Arter, sinir, kemik, eklem, başka diğer cilt defektleri olabilir. Cerrahi teknik özellikle plak veya telleme bir kırık varsa eğer tamir edilemeyen dokular olabilir. Eşlik eden sinir greftleri olabilir. Hastayla ilgili faktörler özellikle önem arz ediyor klinikte. Yaş, cinsiyet, beslenme, eşlik eden sistemik bir hastalık, motivasyon ve stres özellikle komplikasyonların artmasında ve olumsuz yönde seyretmesinde etki edebiliyor. Rehabilitasyon protokollerinin yine seçimi bu komplikasyonları olumlu ya da olumsuz yönde şekillendirebiliyor. İmmobilizasyon veya mobilizasyon yöntemlerinin birbirlerine üstünlükleri kesinlikle son dönemde bu yaşanmış bir durum komplikasyonlar açısından. Atelleme pozisyonu özelliklerini, alçı atelleme yani post-op dönem için konuşuyorum veya konservatif takiplerde yapılan atellemelerde pozisyon önemli. Özellikle uzun el bileği atellemelerinde el bileğinin aşırı hiperekstansiyonunun tendon glidingini olumsuz etkilediğini, tendonları katlayarak proksimale doğru ittiği için yapışıklığı arttırdığı gözlemlenmiştir. O yüzden el bileğinin pozisyonlanması ve yine zon 1 zon 2 seviyesindeki hiperekstansiyonu tam verip verilememesi, atelin doğru bir anatomik pozisyonda olması komplikasyonları şekillendiriyor. Yine önemli bir komplikasyon bence terapistlerin klinikte yaşadığı sıkıntılardan biri olduğunu düşünüyorum. Hekim, hasta ve terapist işbirliği ve uyumunun sağlanması. Rehabilitasyon protokolüne birlikte karar verilmeli. Hekimin hastaya rehabilitasyon süreci ve öneminden bahsedip yönlendirme yapması gerekiyor. Fizyoterapist de rehabilitasyon süreci hakkında hekime geri bildirimde bulunması gerekiyor. Bu döngüyü sağladığımız zaman istenilen sonuca ulaşılabilir. Komplikasyonlara post-op erken dönem diye ayırmak istedim. Özellikle tüm yaralanmalar yine geçerli olan ödem. Ödem özellikle erken dönemde ilk müdahale edilmesi gereken bir komplikasyon. Çünkü ödem hem yapışıklığı, doku sertliğini, fibroz doku gelişimini ve eli RSD ve sert ele doğru yönlendirebilir. O yüzden bizim ilk terapist olarak muhakkak ödemi kontrol altına almamız gerekiyor. Bunun için buz, elevasyon, koban uygulaması, egzersiz verilmesi, protokol, cerrahi protokole uygunsa eğer erken aktif Roma egzersizleriyle başlamak gerekebilir. Atelleme yine verilebilir. Enfeksiyon görülebilir yaralanma şekline göre. Ağrı yine kontrol altına alınması gerekiyor. Ağrıyı kontrol altına alıp hastayı egzersiz ve rehabilitasyon programına katmamız gerekiyor. Scar gelişimini takip etmemiz lazım. Çünkü ekstansör tendon yaralanmalarında anatomik yapısal özelliklerinden dolayı scar gelişimi çok fazla görülebilir. Scar'ın yumuşatılması ve forme edilmesi için onun takibi gerekli. Rüptürler olabilir ama fleksörlere göre daha az bir oranda görülüyor klinikte. Yapışıklıklar özellikle çok fazla yine post-op dönemde karşılaştığımız yine ekstansör tendonların yapısal özelliklerinden kaynaklı. Bandajlama ve atelleme özellikle konservatif takiplerde tırnak yatağı problemleri ve ciltte maserasyon olabilir. Atellerin hastanın atel eğitimi verilerek tedavide takibinin doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılması gerekir. Geç dönem komplikasyonlar diye bu erken dönem komplikasyonları takiben gelişen tendon kısalıkları ve eklem sertlikleri görülebilir. Fleksiyon fonksiyonunu yapamama görülebilir. Aşırı ekstansiyonda gerginlik ve eklemde sertlik oluşumuna bağlı olarak bu maalesef oluşabilir. Ekstansiyon kaybı, ekstansör lag gelişebilir.
Kontraktür ve deformiteler, zon 1 ve zon 2, zon 3'te özellikle arkadaşlarımızın bahsettiği gibi sıvan nek ve buton yarı deformiteleri gelişebilir. Sıvan nek deformitesinde PIP eklemde hiperekstansiyon, DIP'de fleksiyon kontraktürü görülebilir. Buton yerde de PIP fleksiyonu, DIP hiperekstansiyonu görülebilir. Özellikle el dorselindeki yaralanmalarda ulnar sinirin duyu dalının ve radyal sinirin duyu alanının olduğu bölge olmasından dolayı refleks sempatik distrofi ile karşılaşabiliriz. Yapışıklık, tendon yaralanmalarında en önemli komplikasyonun yapışıklık olduğunu düşünüyorum. Ve yapışıklık gelişimini ve kontrolünü sağlamamız gerekiyor. Doğal bir fizyolojik sonuçtur yapışıklık aslında post-op dönemde veya travma sonrasında oluşan. Tendon kaymasının arttırılması yönünde bir tedavi yapılması gerekir. Buna yönelik biz ne yapabiliriz fizyoterapide? Egzersiz programı, aktif rom, pasif rom, tendon kayma egzersizleri, blok egzersizleri, germe ve güçlendirme egzersizleri uygun dönemde düzenlenmesi gerekir. Scar masajı cilt alttaki yapışıklıklar için çok önemlidir. Bunların forme edilmesi için yine scar masajını kontrollü olarak erken dönem başlamak gerekir. Elektroterapi ajanlarından destek alabiliriz yine yapışıklığı çözmek için. Yapışıklık tendon kaymasını engellediği için fonksiyon kaybına neden olur. O yüzden tendon glygini arttırmaya yönelik program yapmamız gerekmektedir. Hasta post-op dönemde 6 ay kadar takip edilir. Eğer istenilen yapışıklık, istenilen seviyede çözülüp bir tendon glygini sağlanamazsa tenolis, bazen maalesef eklemle birlikte eklem sertlikleri ve yapışıklıkları oluştuğu için artroliz de yapılabilir. Bunu tabii ki hekimle oturup birlikte değerlendirmek gerekir. Tendon yapışıklığı bazen tendonda rüptür olduğunu klinikte düşündürüyor. Tendon boyunda uzama elonge olmasını hani olduğunu düşündürebiliyor. Yani yapışıklığın rüptür mü yapışıklık mı boyda uzama mı ayırt etmemiz çok zor olabiliyor. Çok iyi değerlendirmek ve karar vermek gerekiyor. Kontraktür ve deformitelerin gelişimini önlemek için de erken dönemde atelleme başlanması gerekiyor. İyileşme devam yani tamamlanana kadar atellemenin de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık olarak zon 1, zon 2 seviyesinde özellikle ilk 3 ay biz gece gündüz yoğun kullanıp daha sonra da 3 ay gece 6 aya kadar ekstansör tendon güçlenene kadar atel desteğini vermekten yanayız. Fizyolojik olarak gelişen komplikasyonlar akut dönemde doğru bir şekilde kontrol altına alınırsa eğer fonksiyonel bir el kazanabiliriz. Şimdi bu vakamızda 5 aylık bir eski kronikleşmiş bir vaka, zon 1 seviyesi, bir blenderle ev kazası yaralanma. Hasta sadece birkaç hafta atele alınmış, daha sonra maalesef hastanın tedavisi kendisi tarafından bırakılmış. Fakat ilerleyen günlerde aşırı yapışıklık, kısalık ve sertliklerden dolayı fleksiyon kaybı olduğu için ve tekrardan bir hekime başvurma ihtiyacı duyup bu şekilde biz hastayla tanıştık ve programı aldık. Fleksiyon, fleksörlere göre ekstansörler bakıldığı zaman daha iyi, yani yapışıklık açısından, sertlik açısından çok fazla dikkate alınmıyor gibi görülüyor ama ne zaman hastada bir fleksiyon kontraktürü veya fleksiyon yetmezliği olursa o zaman ciddiye alıp başvuruyorlar. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Reyhan Başar. Hocamızı da davet ederek herhalde tartışma bölümü, soru cevap kısmına da geçebiliriz. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Ama en etkili olacak bölüm de bundan sonrası diye düşünüyorum. Çekinmeden lütfen genç arkadaşlar da bizler de paylaşalım sorularımızı. Artık herkese izin verdim. Herkes konuşabilir. Bundan sonra herkes kendini açabilir. Şimdi aslında anatomi kısmından başlayalım. Bu işin anatomisi çok iyi anlaşılmamış bence. Anlaşılmadı. Hiç kimse bu işle ilgilenmeyenler dışında anatomi çok fazla önemsenmiyor. Aslında ekstansör tendon anatomisi çok komplike bir yapı. Bu konu hakkında Zeynep Hocam çok değerli bilgiler verdi. Aynı zamanda hem fleksiyon yapan hem de ekstansiyona destek veren intramüsküler kaslar, acayip lumbrikal ve interosseus kaslar etkili. Bu konu hakkında aslında birazcık daha ayrıntılı konuşmak lazım.
özellikle interosteoz ve lumbrikal kasların etkileri hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Birazcık daha bilgilendirebilir misiniz bize? Hocam sesiniz biraz az geliyor. Yükseltebilir misiniz? Şimdi daha iyi mi? Evet. Lumbrikal ve interosteoz kasların ekstansör mekanizmadaki etkileri hakkında birazcık daha konuşmak istiyorum. Diğer konuşmacılar da görev alabilir. Aslında ZON1 ve PIP ve DIP eklem üzerinde bence bunların etkilerinin ve komplikasyon sonuçlarının etkilerinin konuşulması gerekiyor. Konu hakkında Zeynep Hocam'dan başlayarak diğer hocalarımla beraber birazcık daha ayrıntılara girelim isterseniz. Tabii aslında çok teşekkür ederim hocam. Ben orayı belki biraz hızlı geçtim konuşurken. Çünkü dediğim gibi 10 dakikanın içinde bütün ekstansör tendonun anatomisini özetlemeye çalışınca biraz öyle oldu. Ama gerçekten ZON1-2 ve ZON3-4 de yani ekstansör tendon artık o santral sagittal bantlardan geldikten sonra zaten interostezler bu işe katılmak zorundalar. Yani ikisinin birbirine katıldığı zaman. O yüzden de bunların mutlaka rehabilitasyon sürecinde dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Yani anatomik olarak da. Çünkü hem MP eklem fleksiyonuna hem de DIP-PIP eklem ekstansiyonunu birlikte gerçekleştirdikleri için mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır diye düşünüyorum. Ben özellikle Tuğrul, sen ne, bu özellikle DIP ve PIP fiksasyonu hakkında ne düşünüyorsun? Hangi durumlarda birazcık daha özenli fiksasyon yapmak lazım? Bazen ekstansör tendon tamirinde bu DIP ve PIP eklem fiksasyonu konusunda biraz yetersiz kalınıyor ve tendonlar biraz erken bırakılıyor galiba. Siz ne kadar fikse ediyorsunuz ve stabilizasyon için ne kullanıyorsunuz? Sadece atel yeterli mi, KT'li kullanıyor musunuz? Bülent abi, zon 1, 2 ve 3 yaralanmalarında eklemi mutlaka kişiler teliyle tespit ediyoruz. Transartiküler biterli. Ve yaklaşık olarak 3 hafta kadar teli tutuyoruz. Daha sonra tel çıkartıldıktan sonra fizyoterapiye hastayı yönlendiriyoruz. Genelde yaklaşımımız bu şekilde oluyor. Kişiler teliyle mutlaka geçici bir tespit sağlıyoruz. Aslında biz erken tespiti bıraktığımız dönemlerde hep ekstansör lak görüyoruz. Yani siz ne kadar atellemeye devam ediyorsunuz veya diğer arkadaşlar da sormak istiyorum. Atellemeye ne kadar devam etmemiz lazım? Kaç ay veya kaç hafta? Biz aylara vuruyoruz artık. Yani biz ekstansör lak konusunda çok biraz şanssızız galiba. Siz ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Durul Bey. Yani yani şöyle söyleyeyim. Her ne yaparsanız yapın. Ne kadar mükemmel atellerseniz atelleyin. Bazen özellikle zon 1 için ekstansiyon lak zaten kaçırılmaz oluyor. Burada herhalde belli bir periyottan ziyade hasta bazlı düşünmek lazım. Yani bireysel olarak atelleme süresi değiştirilebilir diye düşünüyorum. Açıkçası cerrahi onarımlardan sonra Turul Bey'in de söylediği gibi ilk 3-4 hafta zaten KT'li ile tespit ediliyor Bülent Hocam ve dolayısıyla da o süreçte zaten yeterli bir yani yeterli demekle beraber iyi bir ekstrinsik iyileşme de oluşuyor aslında. Dolayısıyla da sonrasında da en az 6-7 haftayı tamamlayıncaya kadar iyi bir atelle takip edildiğinde en azından kendi deneyimim olarak cerrahi geçirmiş vakalarda ekstansör lek biraz daha az ama kapalı yaralanmalarda gerçekten 6 haftanın ben de yeterli olmadığını düşünüyorum. Mutlaka hasta çok düz iyi kullanıyorsa atelini, atel tam fit olduysa, ekstansör lek 6. ve 7. haftaların yani ilk haftalarda hızla azalıp 6. 7. haftada iyi bir tonus yakaladıysa bile en erken 8 haftaya kadar splinti kullanmak gerekiyor. Ve sonrasında da
3 aya kadar çok sıkı takip edip herhangi bir... Bir de ben tecrübeci çıkarılmasından yanayım. En büyük sıkıntı da bence orada oluyor. Yani 6-7 hafta ya da 8 hafta çok sıkı bir kullanımdan sonra ateli bir anda, bir günde sadece geceye geçirmek yerine şöyle bir şey yapıyorum mesela. Her gün 1 saatlik. Dolayısıyla bir 15 gün boyunca da geceye geçiş sağlanıyor. Yani her gün 1 saatlik bir çıkarmaya müsaade ediyorum ben. Eğer hasta da iyi uyumluysa ekstansörlük çok minimize oluyor diye düşünüyorum. Gece atelini ne kadar devam ediyorsunuz? En az 3 ay. Eğer ekstansörlük gelişmediyse en az 3 ay. Ama ekstansörlüğü devam ediyorsa hem gündüz uzuyor hem gece kullanımını 4-6 aya kadar uzatabiliyoruz. Salime sen ne düşünüyorsun? Ben de şeyi soracaktım arkadaşlara, bu pasif fleksiyonu erken verip zorlama sonrası da ekstansör lak gördüğünüz vakalar oldu mu? Yani klinikte bunlar çok yapılıyor gibi geldi. Fleksiyon yönünde daha çok kazanç istenip ekstansörü erken zorlayıp bu konudaki bir deneyimlerini soracaktım arkadaşlarım. Bu konuda ben bir şey vermek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Dediğiniz gibi erken dönemde fleksiyona zorladığınızda hem aşırı derecede ekstansör lak gelişimiyle de karşılaşılabiliyor. Buna bağlı olarak RSD'yi özellikle arttırıp sert el ve ödemi arttırıp orada fibroz doku gelişip doku iyileşmesini de olumsuz etkiliyor. Erken dönemde pasif fleksiyon zorlanmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Ekstansör iyileşmenin, tendon iyileşmesinin olgunlaşmasına paralel olarak kademeli olarak aktif fleksiyonla başlayıp tendon iyileşme, yara iyileşme fazını takiben pasifleri kontrolü vermek gerekiyor. Atelleme ile ilgili de takibimiz ilk 3 ay ben gece gündüz yoğun egzersizle birlikte kullanıp daha sonra da gece eğer yine bir ekstansör lak görüyor isek bu bir yıla kadar uzatılabilir. Gece için konuşuyorum, gündüz değil. Yine Beray hocamıza da katılıyorum. Ateli direkt çıkarmıyoruz. Ben şöyle takip yapıyorum. Eğer ekstansör tendonun güçlenip güçlenmediğini kontrol edemediğimiz veya tam olarak güçlendiğini anlayamadığımız zaman atel kullanımını bir gece takıp bir gece çıkarıp bir gece takıp iki gece çıkarıp kademeli çıkartarak eğer gevşeme olduğunu görüyorsak demek ki atele hala daha ihtiyacı var. Bu klinik tecrübemde olmuştur. Atel erken çıkarıp hasta kendisi çıkarıp artık sıkıldım çıkarmak istemiyorum deyip tekrardan bir ekstansör tendon boyunda uzamayla ve gevşemeyle gelip tekrar atellediğimizde tekrar toplamış demek toplamını gördük. Bu da ateli gerekirse bir yıla kadar kullanılabiliriz. Herhangi bir doku sertliği, çünkü egzersizle yani rehabilitasyon içinde kaldığınız müddetçe atel kullanımının bir sakıncası yok. Zon 1 ve zon 2 için, zon 3 için konuşuyorum. Diğer zonlarda zaten böyle bir ihtiyacımız olmuyor. Atel kullanımı tamamen kendi biyolojik iyileşme ve genetik iyileşme yapısal dokunun özelliğine göre uzatılabilir. Gece için özellikle. Sevgili Egemen de dinleyiciler arasında Egemen katılabilir mi? Aslında son yıllarda çok büyük gelişmeleri sağlayan Egemen Ayhan'a tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten benim de çok dikkatle izlediğim bir el cerrahı. İnşallah gelecekte çok değerli çalışmaları olacak. Allah yolunu açık etsin. Egemen, aslında ben biraz korkarak yaklaşıyorum her şeye. Biraz rüptürden ve işte tendon yaralanması sonrası, ekstansör tendon yaralanması sonrası yetmezlikten. Sen biraz cesaretli davranıp bu işlere bizden daha ilk önce başladın. Ve aslında hastaların da çok rahat ettiği bir şey. İlk önce hastayı memnun edeceksin ki uygulamak kolaylaşsın. Sen de bunu sağladın galiba Çiğdem Hoca ile beraber. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir çalışmanızı da okudum. Senin bu konu hakkında düşüncelerin nedir? Nasıl yaklaşıyorsun hastaya? Kimlere daha çok? Ve her hastaya uygulamaya başladınız mı? Hasta seçimin var mı? Merhaba, herkese iyi akşamlar. Nazik sözleriniz için çok teşekkür ederim Bülent abi. Sağ olun. Sizlerden öğreniyoruz. Çiğdem hocama da çok teşekkür ederim. Gerçekten Ankara'daki bütün terapist arkadaşlar, özellikle birlikte çalıştığımız, onlarla iyi bir ritim yakaladık ve yani Relative Motion'da biraz öyle başladı. Tabii bunda yani evet, cesaret denebilir belki ama altyapısı olan bir şeydi. Ama deneme anlamında
Bir de hasta çoktu yani. Böyle bir şey de var şimdi. Çok fazla hasta gelince ve onların da kimisinin ihtiyacı bir şekilde biraz döneyim ya olsun bunu vazgeçelim gibi bizi de kendileri cesaretlendirince biz de cesaret alıp bu şekilde ilerledik. Tabii ekip uyumu da çok önemliydi. Yani dolayısıyla iyi bir ekibi yakalayınca, materyal de bol olunca böyle şeyleri biraz yapabildik. Şimdi şöyle hasta seçimi açısından aslında hemen her hastada uyguluyoruz. Yani bir ilk başlarda belki biraz daha çekingendik ama zaman içinde işte Çiğdem hocamın bahsettiği sonuçları gördükçe hızımızı da yani artırdık ve birçok hastaya uygulamaya başladık. Şunu söyleyebilirim, özellikle Zone 3'te de Relative Motion Flexion'la yani fleksiyon sprintiyle de iyi sonuçlar almaya başladık. Ben bugün kapalı yaralanmalarla ilgili sonuçları görünce açıkçası çok da bana da söylememişti Çiğdem Hoca. İyi olduğunu biliyordum ama gerçekten sonuçlar oldukça iyiymiş. O da enteresan bir gelişme. Tabii bunun üzerine biz buna cesaret etmemizi veya buna başlamamızı sağlayan önemli şey Valant oldu. Çünkü onda gerçekten hareketi ameliyat esnasında bunun olabileceğini gördük. Bir de Windel Merit'in Çiğdem Hoca'nın da sunumunda gösterdiği çok güzel videoları var. Yani kadavra diseksiyonlarında kadavrada nasıl onun mekanizmasının olduğunu ve yine Don Lalonde'un da çok güzel çizimlerle mekanizmayı anlattığı bazı sunumlar var. Bunlar aslında internette de direkt ulaşılabilir. Onlar da açıkçası bu konuya yapmayı düşünenler için ikna edici olabilir diye düşünüyorum. Zone 3'te açık yaralanmalarda yani ek olarak benim söyleyebileceğim çünkü onunla da Çiğdem Ayhan Hoca ile biraz çalıştık. Açık yaralanmalarda sanırım Bera Hoca bahsetmişti yani sunumunda o sırayı tam hatırlayamıyorum ama orada short arc motion öneriliyor. Yani yavaş yavaş başlayan ve sonrasında relative motion flexion'a giden bir yol da izledik. Bunu Çiğdem Ayhan Hoca ile yaptık. O da açık yaralanmalarda da ilk başta ufak hareketlerle başlayıp daha sonra yani short arc motion'la gidip PIP fleksiyonunu kısıtlayıp sonra RMF'ye geçip tamamen fleksiyona izin verip ilerlediğimiz özellikle dördüncü haftadan sonra öyle başlıyorduk. Bununla ilgili bir yazı aslında yazı yazdık henüz yayınlanmadı ama o da gerçekten ayrı bir seçenek diye düşünüyorum. Bunu da Givendal'in von Strieng Feş'te anlatmıştı orada. Onun da sunumuna yine Feş'in web sitesinden direkt açık erişim olarak ulaşabilirsiniz. Yani ben izlemeyen arkadaşlar cerrah ve terapist gerçekten o sunumları sanırım 2019 evet Berlin IFS Feş'te oldu bu. O sunumları 10'ar dakikalık izlemelerinizi tavsiye ederim. Von Strieng, Givendal'in von Strieng diye yazınca arama oradan bulabilirsiniz. Hasta seçimi dediği gibi Valant'ta iyi olacağını düşündüğümüz hastalar diye başladı ama neredeyse artık rutine bindi. Bazen hani yapmaya dahi gereksinim duymadığım oluyor Valant'ta. Hani yani sadece kontrol ediyorum. Gerginlik iyi mi? Onarım iyi mi? Gap olmuyor. Tamam. Ama özel olarak relative motion extension'da bir deneyim dediğim artık çok azaldı. Çünkü başlarda olduğunu gördük. Sonuçlarımız iyi gidince de böyle devam ediyoruz. Tabii dediğim gibi Çiğdem Hoca ve ekibine de çok güveniyorum. Yani onlarla olan iletişimimizde ya burada bir sorun var dedikleri zaman da ben de veya onlar da bana sürekli iletişim halinde olduğumuz için iyi sonuçlar olabiliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanıt verebildim mi? Biraz daldan dala atladım ama. Ya aslında ben hasta uyumu konusunda biraz sorun yaşadığımızı düşünüyorum bazen. Hatta maletlerde özellikle atel kullanımının çok iyi olmadığını düşündüğümüz çoğu vakada artık biz tel koyuyoruz. Yani hani lokal anestezide bir tel koymak, 6-8 hafta bekleyip sonrasında gece ateline geçmek gibi bir uygulamaya geçtik. Çünkü ateli kullanmıyorlar. Yani genellikle kullanmakta veya doğru kullanmıyorlar diyeyim. Ne kadar anlatsanız da o çıkarmak ve takmak konusunda veya o atelin kullanım rahatsızlığı konusunda biraz sıkıntı var. Beray Hoca da bahsetti. Hastaya özel atel yapmak lazım belki. Yani hastanın çok rahat edebileceği ateller. O
Fabrikasyon atelier çoğunlukla yara yapıyor ve elde kullanımı çok zor. Onun için yani biz birazcık daha hastaya yani mallette başarısız olursanız, çünkü PIP eklem de etkilenmeye başlıyor bir süre sonra. Hatta uzun dönem lag olan hastalarda artık artrodeze bile gitmeyi düşündüğümüz bir sürü hastamız var. O yüzden benim daha proksimalde olan yaralanmalarda hastaya atelleme konusunda güvenmek hakkında biraz sıkıntım var. Siz ne yaşadınız bilmiyorum ama herhalde sizin hastalarınız çok uyumluydu. Çiğdem Hanım bu konuda daha iyi cevaplar verir. Evet. Şimdi hocam, esasında bizim hastalarımız çok da uyumlu değil. Çünkü hani Egemen Hoca'dan geliyor çoğu hastamız, Can Hoca'dan geliyor. Egemen, sana biraz laf attılar galiba, kusura bakma. Onlara değil ya, hasta popülasyonları yani seviye anlamında çok fazla Suriyeli hastamız oluyor. Aynı dili bile konuşmadığımız hastalarımız oluyor. Hatta bazen Arapça bilen hastalarımızla aynı seansı diğer Suriyeli hastaları koyduğum zamanlar oluyor. O kadar şey. Şimdi biraz önce butoniyer, kapalı butoniyerlerde gösterdiğim 27 vakamız var. Esasında o 29 vaka, ikisi sadece kullanmamış. Geri dönüşlü olarak biz onlara teker teker ulaştık. Kullanmayanlar 2 hafta kullanmış ve bir ilerleme görmeyince vazgeçmişler. Ama 30 vakadan ikisinden bahsediyorum sadece size. Diğerleri uzun süre fleksiyon postüründe olan bir parmağın yavaş yavaş ekstansiyona geldiğini görünce evet bu işe yarıyor diyor ve hani bir miktar o kendilerini motive ediyor ve o yüzden çıkartmıyorlar. Butoniyerde böyle kullanıyorlar. Ekstansör tendon kesilerinde ise ya gerçekten çıkarmıyorlar hocam. Yani Suriyeli bizimle aynı dili konuşmayan da çok fazla hastamız var. Onları buraya dahil etmedik zaten. Onlar dahi çıkartmıyorlar. Çünkü herhalde özellikle kendilerini güvende hissediyorlar relative motion'da. Bunu çok söylüyorlar. Range'in çok arttığını söylüyorlar butoniyerde ve ağrının azaldığını, o sertliğin, o rahatsızlığın azaldığını söylüyorlar. Bir hastamı hiç unutmuyorum. Hani ondan örnek vereyim. Butoniyer için yaptım. Çok dediğiniz gibi ya bu işe yarayacak mı şimdi hocam diyerek yaklaşan bir hastaydı. 50'li yaşlarda bir bayandı. Ya lütfen benim için bir kullanın dedim. 2 hafta benim için bir şey verin. Bir şans verin bu splinte. 2 hafta değil, 1 hafta sonra geri geldi ve dedi ki hocam siz ne yaptınız benim elime? Ben bir şey yapmadım, sadece 15 derece yukarıda tuttum, aşağıda tuttum, her neyse dedim. Yani gerçekten ilerlemeyi gördükçe o kendilerini motive ediyorlar. Hiç rüptürü yaşamadık. Şeytan kulağında kurşun, yani ekstansör tendonda da fleksörde de kullanıyoruz. İkisinde de olmadı. Hasta uyumu yani bu şekilde hocam. Çiğdemciğim, bakım konusunda bir sorun oluyor mu? Hani relative motion split'in bakımı, maserasyon yaşadınız mı? Ya hiç ya da yaşamadık. Onunla ilgili de bir sıkıntımız olmadı. Fakat hastalara şunu öğretiyoruz. Eğer sıkan bir yeri olursa sıcak suyun içerisinde gevşetebilirsiniz diye. Vuran bir yeri olursa kesebilirsiniz diye. Bazı hastalar çok güzel kendileri özellikle de yerlerde, evet, uzun süre kullanması gerekirse içine yumuşak materyalle falan kaplıyorlar. O şekilde gelen hastalar oldu. Kendi çarelerini buluyorlar. Şu ana kadar öyle bir sıkıntı da yaşamadık. Kullandığımız materyalin yapısı da Orpikes de bu anlamda çok uyumlu, çok güzel bir materyal tabii. Fakat bazen özellikle de ödem oluyor. İşte hasta 2 hafta sonra tendon cerrahisi sonrasında yapıyoruz. 2 hafta sonra geldiğinde bollaşıyor splint. Onu tekrar yenilemek gerekiyor. Tabii, yenileme ihtiyacı duyuyoruz. Biz o anlamda ara ara yenilediğimiz oluyor splinti. Ben bir şey sorabilir miyim Kent hocam size? Sanırım malette daha çok yani transfiksasyon yapan tellemeyi tercih etmeye çalışıyorum gibi söylediniz ki ben de açıkçası bazı vakalarımda yaptım. Sizin merak ettiğim şey başınıza hiç enfeksiyon geldi mi? Çünkü genelde içinde bırakıyorsunuz herhalde, değil mi? Kesip yani daha sonra 6 hafta sonra bilmiyorum ne kadar çıkartıyorsunuz. Yani teli tamamen gömüyorsunuz herhalde, öyle mi? Hayır, gömüyoruz ama bizim takiplerimiz çok sıkı. Yani 3 tane hemşiremiz var takip yapan. O yüzden her hafta bir kere en az kontrole geliyorlar hastalar. Pansumanları değişiyor. O yüzden herhangi bir infeksiyonla karşılaşmadık şimdiye kadar. Hı. Ama
Yani karşılaşmayacağız diye bir şey yok. Bir tek korkum, bir kere de geçmeniz lazım eklemi. Böyle tekrarlayan defalar geçerseniz orada eklem hasarı yapabilirsiniz. Yani bir tek korkum o. Tek bir kere de uygun skopu kontrolü altında çok basit 10 dakikalık bir işlemle aslında bütün şeyi 6 haftayı kurtarmış oluyorum diye düşünüyorum. Yani hastaya bazen ben aslında şeyi de merak ediyorum. Yani materyal olarak herhalde 4.0 5.0 kullanıyorsun ve yani ben bazen hani valant yaptığımda da tendonlar birden rüptüre olma eğilimine de giriyor. Bir kere iki kere de rüptüre oldu. Yani bu atele erken başladığınızı duydum. Herhalde Çiğdem Hoca birinci haftada veya birinci haftada başladığını söyledi. Ya yani ben yine herhalde erken başlamanın çok iyi olduğunu biliyorum ama yani yine bizim özelde çalıştığımız için belki hani korkularımız sizden birazcık daha fazla olabilir. Rüptür bizim için çeşitli başka sorunlara yol açabilir. Birazcık daha yavaş gitsem mi ki diye düşünüyorum. Aslında bir yandan özeniyorum, bir yandan da yavaş gitsem mi ki diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Tuğrul, sen uyguluyor musun? Sende var mı böyle bir uygulama? Yok, yani bizim çok fazla bu konuda tecrübemiz yok abi. Relative motion. Siz ne yapıyorsunuz? Ne kadar statik atelde tutuyorsunuz? Ne zaman başlıyorsunuz atel değiştirmeye? Hangi zon için? Zon olarak mesela, abi. Zon 3, zon 4 yani o seviyede. Abi yaklaşık 6 haftaya kadar splint içinde takip ediyoruz genellikle. 4-6 hafta arası da değişiyor. Erken aktif harekete başlamıyorsunuz yani. Evet, yani sıklıkla immobilizasyonu tercih ediyoruz ama bazı hocalarımız erken aktif hareket, erken pasif hareket başlayabiliyor. Ama erken aktif hareket ve relative motion splint çok fazla tecrübemiz yok. Sen ne düşünüyorsun Egemen? Son kere sana da sorayım. Yani bu rüptür yani, konusunda senin korkuların var mı yoksa korkmayalım mı? Açıkçası gerçekten intraop'ta bakıyorum yani. Rüptür olacaksa yani gaping oluyor. Hiç rüptür direkt intraop benim karşıma çıkmadı. Çünkü genelde tabii bu özellikle zon 5 ve üzeri için yani 6, 7, 8, 9 yani yukarıya doğru gittikçe söylüyorum. Çünkü bu seviyeler biraz daha farklı bir şey tamamen. Flexor tendonda da aynı şeyi yapıyorum. Bir kere sağlam gerçekten sütür atıyorum. Yani core sütürleri mutlaka güzel atıyorum. Yani böyle hani kemikte mesela primer stabiliteyi sağlarız ya. Yani tabii ki kemik değil tendon ama hani mesela primer stabiliteyi böyle istediğin vakalar olur. Yani özellikle flexor tendonunda da şeyde de ekstansör tendonun zon 5'ten yukarısında yani 6-7-8 proksimalinde diyeyim. Stabilitenin iyi olmasını önemsiyorum. Yani güzel bir onarım. Yani hafif gergin. Böyle sağlam bir onarım ve hatta bazen genellikle de çevresel sütür de atıyorum. Eğer fırsatım varsa yani işte tendon bana buna izin veriyorsa. Bunu yaptıktan sonra mutlaka aktif hareketle kontrol ediyorum. Aktif harekette iyi ise çok sorun olmayacağını düşünüyorum. Yani öyle gidiyoruz. Ama tabii ki şöyle mesela geçen de sanırım Çiğdem Hoca'yla bir hastayı konuştuk. Yani hasta bazlı bazen çekindiğimiz durumlar oluyor. Yani hiç olmuyor değil. Hastanın hatta yani değil mi Çiğdem Hocam yapmayalım dedik yani vazgeçelim buna RME'ye denemeyelim dediğim RMF miydi hatırlamıyorum ama yani yapıydı zon 3 evet zon 3 doğru hemen başlamayalım RMF dedik evet, kullanıyordu hasta kuryeydi kurye olarak çalışmaya devam ediyordu evet, işaret parmağıydı yani işaret parmağıyla sürekli bu sefer fleksiyon yapacaktı hani Egemen bana RME yapalım diye yollamıştı. Hatta onu cerrahiden zorla şey yapıp hani bunu yapmasak bunu biraz daha statik gitsek dediğim bir vaka vardı. Geçen hafta yani özetle iyi bir onarımı çok önemsiyorum. Yani sağlam bir onarımı. Sağlam onarımın aktif hareketteki sonucunun da gap olmamasını çok önemsiyorum. Ondan sonra şey yani çok fazla yani Çiğdem Hoca'ya güveniyorum diyeyim. Veya hastaya bir şekilde güvenmeye çalışıyorum. Hastanın da kendi şeyine. Ameliyat esnasında yalnız eğitim veriyorum. Yani şöyle bir, hani bunun önemini anlatmaya çalışıyorum ona. Yani bu sürecin, valantın bence önemli bir etkisi o. Yani hastaya ameliyat esnasında söylediği hiçbir şey unutmuyor. Ve orada bütün konsantrasyonu sana verebiliyor gibi hissediyorum.
söylüyorum, böyle diyorum, buna böyle yapacaksın, bunu kullanmayacaksın. Bunlar hakkında bazen elini göstererek hastaya eğitim veriyorum. Bilmiyorum, bir şey Tuğrul Hocam mı bir şey söyledi? Egemen Hocam, peki bu tendon defekti olan olgularda mesela ara interpozisyon grafiti uyguladığınız veya lokal fleple tamir yaptığınız olgularda da relative motion splint uyguluyor musunuz? Yoksa sadece yani, primer onarımlar için mi daha uygun bir yöntem? Yani bir tendon graftiyle onarım sordunuz değil mi? Evet. Bir de flap derken hani başka yaralanmaların eşlik ettiğimi demek istediniz. Hani, yok yani turn down flap yaptığınız. Şey, ha, anladım, evet. Anladım. Yani zone 3'te özellikle. Zone 3 tamam. Yaralanması için. Yani şöyle, graft yaptığımda ki ekstensör tendronunda yaptığım oldu. Hatta şöyle mesela EDC yaralanması olup graft yapamayıp şey yaptığım da oldu. Yan yana transfer, yani eski yaralanma, hatta bu da yakında bir hastada. Onlarda da yine relative motion konusunda çok şey değilim. Hani korkak değilim açıkçası. Yani ona cesaret ederim diye düşünüyorum. Onu da ettim. Fakat hastanın uyumu olmayacağı için ona da yapmadık. Böyle bir şey hatırlıyorum. Bunun dışında graftlerde graft yaparsam hemen her zaman pulver taftla onarmaya çalışıyorum. Tendonu şey varsa. Yani o öyle bir kalınlığı varsa. Ve evet, onlarda da relative motion muhtemelen denedik diye hatırlıyorum. Şu an çok net emin değilim ama yani yanlış olmasın. Turndown'da yani o zone 3'te zaten o Çiğdem Ayhan hocayla bunları yapmıştık. Hepsi değil mi ama hastaların herhalde %80'i 90'ı veya hepsi bu tip turndown gecikmiş vakalardı. Ve bunlarda short arc motion ilk başta 4 hafta sanırım veya 3 haftadan sonra RMF'ye geçtiğimiz durumlar oldu. Yani bence zone 3'te açık yaralanmada, kapalı için hiçbir sorun yok. Açık yaralanmada şey de olabilir. Yani short arc'la başlayıp 3 hafta daha şey gidip, çünkü fleksiyona verip genelde zaten şey gerekiyor. Yani turn down gerekiyor gerçekten o vakalarda. Açık vakalarda direkt RMF'ye tam emin değilim yani açıkçası. Böyle çok fazla bir tecrübemiz olmadı ama 3 hafta short arc'la gidip sonra RMF yaptığımız vakalarda çok iyi sonuçlar aldık. Bunun dışında kapalı butonu yerlerde Çiğdem Hoca gösterdi. Gerçekten iyi gidiyor. Gerçekten iyi gidiyormuş. Zaten ben de biliyordum ama bu kadar iyi şey sonuçlarını bilmiyordum. Ama şunu söyleyebilirim. RMF'nin hani insana biraz saçma geliyor gibi oluyor. Yani ekstansör tendon yaralanıyor. RMF tabii ki mekanizması nedeniyle böyle oluyor ama bir etkisi de biyomekanik yanı sıra bir de santral dediğimiz kortikal bir etkisi var ki bunu Judy Colditz sanırım ve Melisa'yı bilmiyorum. Orada şimdi hazır isimlerini unuttum ama Judy Colditz'in var. Yani active redirection of forces. Yani şimdi mesela bir eklemi blokladığımız zaman, şimdi terapist arkadaşlar için ben onların yanında konuşmayı doğru bulmuyorum ama sadece konu açıldığı için söyleyeyim. Yani bir eklemi blokladığımız zaman kortikal olarak bir distaldeki eklemi daha çok vücut şey yapıyor. Yani onu kaldırmaya veya indirmeye, yani yapılması gereken hareketi. Burada özellikle mesela PIP gerginliklerinde, yani diyelim PIP sert ve ekstansiyona getiremiyorsun. Kafa, beyin kortikal remapping deniyor. Anında MP hiperekstansiyon ile bunu çözmeye çalışıyor. Yani PIP kaldır diyorsun ama kaldıramıyor. Sert eklem MP hiperekstansiyona geliyor. Eğer MP'nin hiperekstansiyonuna engel olabilirsek, bu sefer ekstansör tendon bir distaldeki ekleme yükleniyor. Aslında RMF'nin bence bir etkisi, yani bence değil, daha doğrusu böyle bir benim teorim değil de, yani daha o işte diğer hocaların teorisi diyeyim. O RMF'nin böyle bir etkisi olduğu da düşünülüyor. Ve muhtemelen biz burada şeyde bu etkiyi yaratarak PIP gerginliklerinde de fleksör, ki biz bununla ilgili de Çiğdem Hoca ile bir yazımızı hazırladık ama henüz yayınlayamadık. Muhtemelen PIP sertliklerinde, yani fleksör kontraktürlerinde bu etkiyle birlikte de ekstansiyon kazanımı artıyor diye düşünüyoruz. Bu tip de vakalarımız var bu arada. Yani mesela volar plate yaralanması ve konservatif gidilmiş ama PIP'de böyle bir sertlik var. Şimdi bu sertliği açmak için de hani ve pasif geliyor ama santral slip çalışmayı unutmuş. Yani beyin tabii bir süre hep böyle MP hiperekstansiyon, özellikle 5'te 4'te daha çok oluyor ama MP hiperekstansiyon ile çalıştığı için
PIP'yi çalıştırmayı, ekstansiyona getirmeyi unutuyor. Yani bir şekilde onun tekrar tekrar eğitimi gerekiyor. Bunu da RMF koyup PIP'yi ekstansiyonu zorlama, oraya yönlendirme, active redirection of yani muscle force diyor şeyler. Yani oradaki makalesinde öyle yazıyor. Yani aktif yönlendirme demek lazım Türkçesi olarak. Bunun da etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama bilmiyorum tabii. Bunlar dediğiniz gibi kanıt düzeyi henüz oldukça düşük şeyler. Bilmiyorum. Sizlerin yanında böyle terapist arkadaşlar eminim bu konuyu benden çok daha iyi biliyor ama ben de bir cerrah bakışıyla açıklamaya çalıştım. Aslında burada hep beraber olmamız önemli. Zaten derdimiz o, beraber bir şeyleri tartışmak, beraber öğrenmek. Ben çok şey öğreniyorum. Teşekkür ederim. Ben ufak bir şey ekleyebilir miyim Bülent Hocam? Tabii. Şöyle hani kortikal mapping deyince Egemen Bey oradan aklıma geldi. Flexor tendonlarda da zaten bir önceki toplantıda konuştuk. 8. haftadan sonra PDP yapışıklıklarında bu sefer yine RME yapıyoruz. O tamamen hani Egemen Bey'in söylediği gibi kortikalde sonuçta ekstansiyonu aldığınızda hasta her parmağını büktüğünde FDP'yi kullanıyor. Bu da hem yapışıklığı azaltıyor tabii ki ama asıl hastanın o kortikal etkilenimini azaltıyor. Çünkü her parmak fleksiyonu yaptığında FDP'yi kasıyor ve bunu tekrar öğreniyor. Ben 8. haftayı bekliyordum ama hani Egemen Bey ve Can Bey beni biraz daha onlar esasında daha çabuk diye 6. haftaya kadar ittiler. Şimdi eğer bir yapışıklık olursa flexor tendonda 6. haftadan sonra RME'ye başlıyoruz. Ve bu şekilde FDP'nin hem ekskürsiyonunu hem de kortikal etkilenimini ekskürsiyonunu arttırmaya, kortikal etkilenimini azaltmaya çalışıyoruz. İşe de yarıyor. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Salim'e senin ekleyeceğin bir şeyler var mı? Biraz benim soracağım. Şu an yok ama soru soran bir arkadaşlarımız olmuş. Çiğdem Hocam size görme şansınız oldu mu? Ergoterapist Ümit aramış. Bir de Reyhan Hocamıza var. İsterseniz onları bir cevaplayalım. Ben başlayayım isterseniz. Tamam. Hastanın günlük yaşamda kısıtlılıklar yaşayabiliyor mu? Biraz önce söylediğim gibi yani çok ağır işleri yapmasına izin vermiyoruz. Sadece basit günlük yaşam aktivitelerinde elini kullanmasına izin veriyoruz. Yani tabii ki günlük yaşamda kısıtlılıkları oluyor. Şimdi ekstansör tendonlarda kesilerinde yaklaşık 6 hafta kadar hiç çıkartmadan kullanmasını istiyoruz. Butoniyerlerde biraz daha uzun süre yani 2 ay, 3 ay kadar kullanım süreleri oluyor. Hiç çıkarmadan mı? Bazen geceleri anca çıkarmalarına izin veriyorum. Yani şöyle bir şey söylüyorum. Hareket ettirdiğiniz zaman özellikle elinizde bu takılı kalsın. Çünkü o mekanizmada biraz önce Egemen Hoca'nın da anlattığı mekanizmadan faydalanabilmemiz için özellikle iş yaparken, bir şeyi elinizi kullanırken bunun takılı olması gerekiyor diyorum. Banyo sırasında çıkarmalarını tercih ediyorum. Eğer tendon kesisi yani eğer şöyle söyleyeyim çok sıcakla yıkanıyorlarsa butoniyerlerde çıkartmalarını tercih ediyorum ama ekstansör tendon kesilerinde çıkartmalarını istemiyorum. Çünkü sıcakla dediğiniz gibi bozuluyor. Biraz daha onun yerine daha ılık suyla yıkanmalarını söylüyorum. Eğer 3. haftadan sonraysa yavaş yavaş zaten hastalar ekstansör tendonda kendilerine güveniyorlar ve banyo sırasında da çıkarmaya başlıyorlar. Onunla ilgili de bir sıkıntımız olmadı. Çok teşekkür ederim. Reyhan hocamız müsaitse RSD ile ilgili kendisine bir soru var. RSD'ye evet. Gidişe sebep olabilecek fizyoterapi yöntemi, hasta hatalarına dair nelere dikkat edilmeli? Varsa da ilk süreçte nasıl bir yöntem önerirsiniz? Klinik tecrübelerinizden diye sevgili Ozan Tuncel sormuş. Merhaba tekrardan. Evet, RSD'ye gidişe sebep olabilecek fizyoterapi, yani aslında RSD'de daha çok hasta kendisinden kaynaklı problemlerle, yani kendisinden kaygısı. Kaynaklı derken evet, kaygısı, endişesi, stres, psikolojik zemin olabiliyor ama biz fizyoterapiyle bunu ya iyice arttırıp yerleştiriyoruz ya da kontrol altına alıp RSD'den uzaklaştırabiliyoruz. Eğer RSD yerini bir hasta olduğunu fark ettiğimiz zaman bunu zaten ele yansımanız çok belirgin oluyor. İnanılmaz derecede bir ödem, aşırı hassasiyet, özellikle de eşlik eden bir sinir problemi varsa hipersensitesi ve ağrısı çok fazla oluyor. Öncelikle hastaya dokunmayı, nasıl dokunacağını desensite etmeyi, öncelikle ağrıyı minimalize ederek active range of motion'la kesinlikle başlamak gerekiyor.
Yine fizyoterapi yöntemlerinden ödemi çözüme yönelik buz, elevasyon, bandajlama, ödemi çözücü, antiödem tedavisi uygulamak gerekiyor. Pasif, agresif ve erken güçlendirici, dirençli egzersizleri geçmemek gerekiyor. Aktif range of motion'ı sağladıktan sonra eğer tendon iyileşmesinden eminsek ve hastanın RSD eğiliminin azaldığını fark ettiğimiz zaman güçlendirmeye geçmek gerek. Maalesef klinik ortamda agresif pasif egzersizler, aşırı sıcak uygulamalar, erken dönemde güçlendirme ve zorlamaya yönelik egzersizler ve hastanın endişe ve kaygıları da birleşince RSD yerleşik bir hale geliyor. Bunu hastayı sizin anlayıp hasta eğitimini verip hastayı sakinleştirmeye çalışıp hekimle sık sık iletişimde olarak hastayı hekime de yönlendirerek eğer yine çok fazla zorlanırsak nöropati veya RSD için gerekli medikal tedavi desteği almamız gerekebiliyor. Bazen fizyoterapiyle yeterli olmayabiliyor. Ama klinik olarak şunu söyleyebilirim. Bir RSD eğilimli hastayla karşılaştığımızda biz onu kontrol altına almalıyız. Aksine RSD'yi yerleştirip RSD'yi ortaya çıkarıcı fizyoterapi yaklaşımlarından uzak durmamız gerekiyor. En büyük sıkıntımız maalesef bu. El rehabilitasyonunda çalışan arkadaşlarımız bunun daha bilincinde ama genel yaklaşımla yaklaşan order'la çalışan fizyoterapist arkadaşlara maalesef hastayı gözlemlemeden, dinlemeden, dokuyu hissetmeden bir tedavi yaklaşımı bulundukları zaman RSD maalesef yerleşebiliyor. Çok teşekkür ederiz. RSD kendi başına büyük bir konu zaten. Onu girdiğimiz zaman çıkamayacağız. Evet, son bir şey söyleyeceğim. Aslında bazen hastalar uzun süre tedavisiz kalıp kontraktürlerle bize geliyorlar. Aslında ekstansör mekanizma kontraktürlerin açılması sonrasında bize çok iyi cevaplar veriyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama uzun dönem atelleme ve işte 3 nokta atelleri veya germe atelleriyle uzun dönem takipler konusunda iyi sonuçlar alınabiliyor ve aslında hiç olmayacağını düşündüğünüz PIP santral silip bağlanma yerlerinden rüptürler bile kendi kendine iyileşebiliyor. Sizin deneyimleriniz nedir? Nasıl yaklaşıyorsunuz böyle hastalara? Kontraktür olan, özellikle PIP kontraktür olan santral silip kapalı lezyonlarına ve geç dönem hastalara nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir de Firdevs Hocam müsait mi bilmiyorum ama o da konuşmacılar arasında mutlaka ekleri olacaktır. Tecrübesiyle bize yardımcı olursa ondan da katkılarını isteyelim. Sonra da toplantıyı bitirelim. Yoksa sahura kadar konuşacağız galiba. Sevgili Firdevs'cim uygunsan senden yorum bekleyelim. Beray istersen sen şimdilik başta bir devam edelim. Evet yani Bülent'cim aslında gerçekten ekstansörden açıkçası splintleme için kendi klinik deneyimimden şunu görüyorum ki splintleme bazen mucizeler yaratabiliyor. Ne kadar süre uzun ve geç olursa olsun her hastanın mutlaka görülür görülmez bir cerrahi, bir tenoliz, bir artroliz öncesinde mutlaka splintlemeyle, bu dinamik splintleme olabilir, statik progresif bir splintleme olabilir. Tamamen eklemin son hissine, kontraktüre ve zamanlamasına bağlı olarak onu planlıyoruz. Mutlaka splintle denenmesi gerekiyor. İlk 10 gün içerisinde aslında biz o yanıtı görüyoruz. Yani esas beklediğim şey şu aslında, 10 günlük bir uygulama, splinti yapacağız. Mesela bir düğme iliği deformitesinden gidelim. PIP defleksiyon kontraktörü var. Dinamik bir splint planladık. Yapıyoruz. İlk 10 gün içerisinde 5-10 derecelik bir açılma dahi elde ediyorsanız mutlaka splintlemeyle devam etmek lazım. Tabii hastanın da splinti doğru uygun kullandığından emin olmak gerekiyor. Ve splint kullanımında aslında en önemli şeylerden biri de splintin kullanım süresi. Eğer ki hastanın bir ekstansiyon eksikliği varsa en az 12 saat, fleksiyon eksikliği var ise günlük en az 10 saat kesintisiz kullanması gerekiyor. Bu konuda da gerçekten yani gerek ekstansiyon kontraktürlerinde de çok ciddi açılmalar görüyoruz. Fleksiyon kontraktürlerinde de aynı şekilde. Tabii ki ekstansiyon kontraktürlerinin açılması fonksiyonel egzersizlerde daha kolaylaşıyor. Çünkü fleksörler primer kavrama sisteminin çok güçlü bir yapısı. Dolayısıyla da o ekstansördeki yapışıklığı splintle beraber
egzersizle çok daha kolay yenebiliyoruz. Bir de aşamalı yapmak gerekiyor tabii. Önce proksimal eklemleri gevşetmek. Yani hepsini aynı anda gevşetmeye çalışmak gibi zorlayıcı uygulamalar da az önce konuşuldu. RSD'ye gidiyor ve mekanizmayı ciddi anlamda bozabiliyor. O yüzden de mutlaka proksimal eklemden başlayıp distale doğru ilerleyerek sprintlemeyi uygulamak gerekiyor. Zeynep Hocam, Firdevs Hocam'ın müsait olmadığını öğrendim. Geçmiş olsun, ona kardeşi hastaymış, o yüzden daha hastanede. Zeynep Hocam, siz biliyorum çok yoğun çalıştınız bir dönem. Hastalara ev egzersizi vermek konusunda çok deneyiminiz olduğunu düşünüyorum. Çok yoğun olduğunuz için nasıl yönlendiriyordunuz ev egzersizlerini? Var mı bir tekniğiniz? Tabii ki bizi uzunca bir süre ev programıyla takip ettim. Tabii polikliniğin yoğun şartlarında gerçekten ev programının yoğun kullanıldığı bir kliniğiz. Ama ben şöyle düşünüyorum, ev programını iyi verirseniz ve hastayı düzenli takip ederseniz sonuçlarınız her zaman iyi oluyor. Şimdi zon 1, zon 2, zon 3, zon 4 deyince ben mesela bu kadar yıllık tecrübeyle hala ekstansör tendon hastası beni fleksörden daha gergin yapar nedense. Çünkü çok uzun, çok gelmeli, gitmeli, çok takip etmeli, splinti yapacağım, egzersiz vereceğim, ekstansiyon kaybolacak, tekrar atelet geçeceğim falan gibi. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Öncelikle hastanın uyumunu iyi belirlemek lazım. Hani bu akşam hep konuştuk, hastaya hangi programı uygulayacağız? Hani splint kullanacağız, egzersizi nasıl vereceğiz? Bazen hastayı haftada 3 gün kontrol ettiğimizi biliyorum ben. Hani ev programı veriyoruz ama programı verdik gitti gibi değil. Gün aşırı gelip tekrar programı revize etmek. Bazen 5 tane egzersiz vereceğinizi düşünelim ama hasta bunların yarısını yapacak, yarısını yapmayacak. O zaman bir tane egzersiz seçiyorsunuz. Mesela hastaya en etkili olacak egzersizi seçiyorsunuz. Bir tane egzersiz yapsın ama doğru yapsın şeklinde bir yaklaşımla iyi sonuçlar almak mümkün. Burada en kritik şey hastanın motivasyonunu doğru belirlemek. Bu hasta için etkili protokol hangisi? Splinti sık sık kontrol etmek, düzelttirmek ve gerekirse dediğim gibi haftada ev programı da olsa, süre kısa da olsa sık görmek etkili sonuç elde ettiriyor. Çok teşekkür ederiz Zeynep Hoşbay. Bütün katılımcılara, sonuna kadar sabırla dinleyenlere, katkıda bulunanlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 3 hafta sonra 18 Mayıs'ta kısmetse periferik sinir yaralanmaları konusuyla da tekrar bir arada olmayı planlıyoruz. Emeklerinize sağlık, dokunduğunuz hastalar için, dokunduklarımız için hepimizin elleri şifayla olsun. Çok öpüyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Katkılarınız için çok sağ olun. Ben de çok şey öğrendim sizden. Hala öğrenecek birbirimizden çok şeyimiz var. Bu yayını biz YouTube kanalımızda koyacağız. Tekrar izleyebilirler insanlar. Tekrar herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Tüm hastalara geçmiş olsun diyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar.